Şeyi kaldırıyorum. Rating kurumu kaldırıyorum ama. Birkaç dakika beklemeyi öneriyorum Tuba. Çünkü bağlanma sorunu ve şeyden kaynaklı sorunlar olabiliyor. İzninizle gelmeye devam edenler de var zaten. İzninizle katılımcılardan da özür dileyerek kaç dakika izninizi istiyoruz. Tüm katılımı önemli değil. Bekleriz. Çok... Teknoloji öğrencileri bekliyoruz. Bazen yok. Elimizde benim için hiç önemli değil. Tamam. Çok teşekkür ederiz anlayışınız. Harika iller geliyor. Kayseri, Kocaeli, İstanbul, Denizli, Ankara, harika İstanbul, İzmir var, harika memleketim Fethiye, Denizli. Paris bile var. Evet, harika. Herkese selam ve sevgiler. Bizimle olduğunuz için teşekkürler tekrar. Geçe başlamak üzere hedefi koyarsak bir sakın şey yapalımız, 2 dakikamız kaldı. Daha sonra 5 gece itibariyle kapatmayı öneriyorum. Kapatıyoruz daha sonra. Yeni üye almak adına. Çünkü akışı etkilemesi için o şekilde ilerleyeceğiz. Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ankara'dan selamlar. Selamlar, memnun olduk, hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Ben bir konuda bir şey söylemek istiyorum açıkçası. Ben çalışıyorum, birazdan işten çıkacağım. Evet. Mecburiyetten kaynaklı olarak sistemden düşeceğim. Evet. Sonra tekrar giriş yapmak çok mümkün olmuyor. Katılmak evet. da istiyorum açıkçası. Eve gidiş sürem bir saati buluyor. Sizleri otobüste dinleyeceğim. Çıkarsam tekrar geri nasıl gireceğim onu söyleyeyim ben size. Dün böyle bir problem yaşadık biz. Evet. Tekrar giremedim. Tamam yani o arayı çok uzatmamak kaydıyla mümkünse yani hani kopma anını. Çünkü birleştirme ve atölye şeyi sınırlısınız. Şey yapıp yaşamamanız için. Olabilir diye düşünüyorum Tuba. Senin için de sakıncası yoksa. Benim için sakıncası yok. Yani sonradan da alabiliriz. Bu arada eğer o teknik ve... Hocam, bam. Benim için evet, eğitim boyunca alabiliriz artık. Okey. Tamam Esma, senin ismin aklında böyle bir şey yoğunluk olacağını düşünmüyorum. Seni gördüğümde tekrar alacağım. Sorun yok. Çok teşekkür ederim. Yok hocam giriş kesinlikle yapamıyorsunuz. Şey diyor, banlandı diyor. Anladım. Ya ben... bana sizin şeyiniz geliyor, isteğiniz. Orada şeyi görebiliyorum belli bir süreye kadar. O nedenle şey yapabilirim, görebilirim. Tamam. Girerseniz. Zaman zaman ben şeyi zaten geç kapatırım. Buna göre siz de takip edersiniz, olur mu? Tamam hocam, çok teşekkür ediyorum. Videoyu da zaten atölye kayıtlarını da yayınlayacağız. Oradan da ilerleyen zamanlarda takip edebileceksiniz. Tamam hocam, çok sağ olun. Siz de sağ olun, görüşmek üzere. Okey, şimdi herkesi tekrar aldım. Evet.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Benim ismim Burak. Ben Türkiye için Gönüllü Hakkı çalışanıyım ve yaklaşık 11 yıldır TGV profesyonel çalışan olarak TGV'de çalışma hayatıma devam ediyorum. Bu vakfın çalışanıydım, gönüllüsüydüm önceden ve çalışanı oldum daha sonra. Gönüllükten gelen bir şeyim var, geçmişim var benim de. İzmirliyim ve şimdi İstanbul'da gönüllü operasyonunun yönetimiyle ilgili sorumluluğum var. Ve ekip arkadaşlarımla birlikte gönüllü süreçlerini yürütüyoruz. Herkese tekrar hoş geldiniz ve bizimle olduğunuz için burada teşekkür ederim. Tanıdık yüzler ve isimler görüyorum. Çok güzel ve çok sevindirici. Tekrar herkese iyi bir atölye olmasını diliyorum. Ben şimdi girişte bildiğiniz gibi bu atölyenin başlangıcı aslında cumartesi başlayan forum açılışıyla gerçekleşti. Ve forum açılışıyla birlikte devam eden atölyelerimiz yarın itibariyle sonlanacak ve bir haftadır devam eden, süre gelen bir forum gerçekleştiriyoruz. Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz uluslararası bir forum. Hepinize katılımınız, takibiniz ve bizimle birlikte olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Ben size bugün atölye kolaylaştırdığımız ve atölye yöneticimiz Tuğba hakkında bilgiler vereceğim ve daha sonra sözü Tuğba'ya bırakacağım çok uzatmadan. Biliyorum, merakla bekliyor ve gerçekten iyi bir atölye olacağını ben eminim ve zaten paylaştığımız Tuba ile daha önceki şeyde tamam hadi ben de katılayım diye böyle inanılmaz heyecan duydum. Siz de eminim öyle hissediyorsunuz. Ben Tuba'yı çok kısa takdim ettikten sonra sözü vereceğim hemen. Tuba Akdeniz Üniversitesi Komünitim bölümünü okuduktan sonra yüksek lisansını Amerika'da uluslararası ve karşılaştırmalı eğitim alanında yaptı. Uzun yıllardır deneyimsel öğrenme ve yaratıcı eğitim metotları alanında çalışan Tuba. Hem aynı zamanda öğrenme tasarımlarının kurucusu. Öğrenme Avrupa Konseyi, Avrupa Akdeniz Gençlik Merkezi eğitim danışmanlığı yaptı. Ve birçok uluslararası ve ulusal eğitimin koordinasyonunu ve program tasarımını gerçekleştirdi diyerek çok özet bilgi verebilirim. Çünkü daha inanılmaz bir bilgi şeyi var. Sizde forum sayfasından Tuba ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz, detaylı bilgilere. Ben kısaca buradan kesmek istiyorum ve sözü Tuba'ya vermek istiyorum. Ayrıca TG bağlantısını da kurup da vermek istiyorum. Biz Tuba'yla yollarımız kutu oyunları çalışmalarında ve TG entegrasyonu çalışmalarında kesişti. Geçmişte ve işte halen devam eden işbirliklerimizle çalışmalarımız var. Katılımın, desteğin için sana da çok teşekkürler. Söz sende. Buyurun. Büyük bir zevkti. Öncelikle belki telefondan katılanlar vardır. Şöyle bir spotlight yapayım. Benim iki ekranım var şu anda. Sesimi başka bir ekrandan duyuyorsunuz. Çok teşekkürler Burak. TGV'de çalışmak her zaman için büyük bir keyif. Çünkü çok güzel bir sosyal fayda yaratıyorsunuz. Çocuklara dokunuyorsunuz. Ama aynı zamanda da çok üretken, yenilikçi, eğitim alanında yeni adımlar atan bir sivil toplum kuruluşu. O yüzden ekibi de çok seviyoruz zaten biz birlikte çalışırken. Çok güzel de işler çıkartıyoruz. Hatta yakın zamanda trafikle ilgili bir program da var oyunlaştırdığımız, o da çıkacak. Bu sunum boyunca da neler yaptık biraz onlardan da bahsedeceğim. Tanıdığım yüzler var bu arada. Öncelikle hoş geldiniz. Gerçekten bu kadar oyun severin bir arada olduğunu görmek çok keyif verici. Çünkü oyun Türkiye'de gerçekten dikkate değer bir şekilde artıyor. Oyun kültürü, oyunlaştırma, oyun tabanlı öğrenme. Ben ilk başladığım dönemlerde çocuklar için mi oyun yapıyorsunuz derken şu anda çok büyük firmalar ya da çok büyük sivil toplum kuruluşları tamamen işbirliği için geliyorlar. Hem uluslararası hem ulusal. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Demek ki bunun farkına varmışız ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Eğitim alanında da çok önemli oyun ve oyunlaştırma. Zaten aslında bizim yola çıkışımız, öğrenme tasarımlarının var olma nedeni de nitelikli eğitim. Eğitimin daha yaratıcı, yenilikçi, motive edici hale gelmesi. Bunun için aslında oyunlar tasarlıyoruz ve eğitim tabanlı oyunlar tasarlıyoruz kesinlikle. Duyanlar vardır muhtemelen öğrenme tasarımlarında. Bir sosyal girişim ve sosyal girişim olarak nitelikli eğitimin gelişmesi için birçok çalışma yapıyoruz. Birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliğimiz var, dirsek temasımız var. Aynı zamanda özel şirketler için de çalışmalar yürütüyoruz. Kamu kurumları için de, belediyeler için de, birçok kurum için farklı farklı konularda çocuklar için, yetişkinler için, mülteciler için, dezavantajlı gruplar için oyunlar geliştiriyoruz, araştırmalar geliştiriyoruz. Böyle kısaca bir girizgah yapayım. Var mı benimle ilgili merak ettiğiniz sorunuz,
Bu arada İstanbul'da yaşıyorum ama bu hafta sonu bir aile ziyaretindeyim. Ailemin yanına geldim uzun bir süre sonra. O yüzden böyle Manisa Kula'dayım şu anda. Bilmiyorum hemşerim var mı buralarda. Sonrasında İstanbul'a geri döneceğim. Çok güzel farklı farklı şehirlerden gelenler var. Var mı bu arada sorunuz? Hemen gevezelim tuttu başladım ama. Aa varmış. Gözde sanırım Manisa'dan mısın? Süper. Şimdi şöyle o zaman birbirimizi tanıyarak başlayalım. Çünkü bu çok önemli. Bir oyun oynarken önce ne yaparız? Bir arkadaş toplarız değil mi mahalleden? Şöyle bildiğimiz kişileri bir araya getiririz ya da hiç tanımıyor da olabiliriz. Bir dördüncü ararız, dördüncüyü buluruz. Yani bir şekilde bir ekip kurmanız gerekir ve insanları tanımanız lazım. O yüzden şöyle küçük bir tanışmayla başlayalım. Çok basit bir menti paylaşacağım. Bilmiyorum daha önce büyük bir çoğunluk kullanmıştır herhalde. Son dönemin en yaygın, popüler ve iki aracı. Şimdi bir link yolladım. Bilmeyenler için de linke tıklamanız yeterli. Karşınıza sorular çıkacak ve o soruları cevaplamanızı isteyeceğim. Hatta ilk sorum isminiz ne? İsminizle beraber kendinizi bir oyunla özdeşleştirseniz, bir oyunla tanımlamanız gerekse bu oyun ne olur, neden? Biraz düşünebilirsiniz. İlk sorumuz bu. Şimdi hemen ekranda paylaşacağım. Bakalım ne tür cevaplar gelecek. Bakalım şu anda ekibimizin içinde hangi oyunlar varmış. İsminizi ve neden körebe mesela demişiz. Onu da şöyle kısaca yazabilirseniz çok sevinirim. Mesela neden körebe? Saklanmayı seviyor muyuz? Ya da hayatınız böyle bir yerlere saklanarak ya da birilerini bularak mı geçiyor? Birazcık böyle neden o geldi aklımıza? Bunu da yazarsak harika olur. Monopoly, Gözde para mıyım demiş, harika. Bu arada Gözde hangi işi yapıyorsun çok merak ettim. Mikrofon açıp söyleyebiliriz bu arada. Evet, Fatma jimnastik demiş çünkü çok aktif. Oo harika. Ecem find the treasure merhaba. Chest. Merhaba. Ben psikolojik danışmanım. Aa harika. Evet. Tarık Türkoğlu, sanırım Tarık, çember oyunu. Evet. Scrabble kelime oyunlarını severim denmiş. Oo, gerçek hayatta da kelime oyunlarını seviyoruz. O yüzden Scrabble, harika. Bakın her birimizi tanımlayan bir oyun var. Tabu oyunu, bir şeyler anlatmayı seviyorum. Ne güzel. Çelik çomak çocukluğumu hatırlatıyor. Aha, ben hiç oynamadım bu arada çelik çomak. Etrafımda oynayan da yoktu. Neden bilmiyorum. Belki bizim bu tarafta çok oynanmıyordur ama. Ben 9 kilometre hatırlıyorum. Tuba hatırlıyor musun? Evet, evet. Hatta bizim onun şarkısı vardı. Geçenlerde bir eğitimde o şarkıyı hiç bilmiyorlarmış. Yine Ege'li birisi varmış. Sanırım Ege tarafında o şarkı var. Olabilir. İp atlama. Çünkü spor yapmaya bayılırım. Oh ne güzel Yasemin. İp atlamayı seviyorsan ve sporu seviyorsan ne güzel. Ben henüz onu bir alışkanlık haline dönüştüremedim. Esra, yakar topu küçüklüğümden beri en sevdiğim oyundu. Hala daha oynarım. Süper. Paylaşmaya devam edebiliriz. Şimdi strateji oyunlarının hepsi demiş Anıl. Strateji yapmayı sevenlerimiz var. Evet, evcilik. Çünkü genelde aklımıza gelenler harika. Çocuk oyunları. Farkında mısınız? Yani herhangi bir oyunla tanımlayabilirdik. Ama hepimizin aklına çocukluğumuzda oynadığımız oyunlar gelmiş. Hepimiz demeyeyim ama çoğunluğumuzun aklına çocukluğumuzda oynadığımız oyunlar gelmiş. Bu çok güçlü bir şey aslında. Birazdan bu oyun tarihi üzerine de konuşacağım. Gerçekten çok güçlü bir şey. Bu çocuk oyunlarını hatırlıyor olmamız. Şimdi bir tane daha slaytımız var. Sorumuz var. Ekran değişti. Evet. Bu da çocukken en çok sevdiğiniz ve bıkmadan oynadığınız 3 oyun ne? Hani böyle akşam saati ezan okunur. Annen bağırır işte gel eve diyor ama halen oynamaya devam edersin. O 3 oyun ne? Hadi bakalım hangisi en çok oynanan oyun çıkacak? 3 tane yazmanız yeterli bunda. 2 geliyorsa aklınıza 2'de de bırakabilirsiniz. İp atlama hemen geldi. Saklambaç, bilye, don oyunu. Ben bunu bilmiyordum. Kaçarken şöyle donduğumuz oyun mu acaba? Açıklayabilir mi yazan? Evet. Merhaba, ben yazdım Tuğba Hocam. Evet, o kaçarken don deyip birden bize ateşle gelip açtıkları oyun. Aa, tamam. Onun başka başka isimleri de var sanırım her yerde. Sanırım. Değil mi? Stop. Saklambaç şu anda en çok gelen. Bu arada benim yeğenlerim var, onları gördüm. Bir tanesi 7 aylık. 7 aylık bir bebekle saklambaç oynayabildik biz. Gayet anlıyor. Yani öyle bir oyun ki her yaşa hitap ediyor gerçekten.
istop, ip at, füze diye bir oyun gelmiş. Yedi kule yine. En çok oynanan yakan top, saklambaç, ip atlama. Harika. Evet. Şarkılı yerden yüksek. Ha, doğru. En yüksek evet, süper. Top sektirme, futbol, beyzbol. Beyzbol oynayanları da hızlı mı vardı içimizde? Harika. Peki, devam ediyorum o zaman. Bir sonraki slide geliyor. Bu sefer şu sıralar, yani gerçekten pandemi dönemi de insanlar evdeydi, çok çok oyun oynadı biliyorum. Şu sıralar en çok oynadığınız oyun ne? Üç tane olabilir, belki birdir, ne kadarsa. En çok oynadığınız şu sıralar oyunlar. PUBG geldi hemen. Evet, tavla, Candy Crush. Ne tabu. Gizli nesne bulmaca. Evet, 101. İsim şehir hayvan. Güzel. Ev oryantri geldi. Harika. Ev oryantrini çocuğumuz mu var evde? Evet, Murat beklemiş. Güzel. İsim şehir hayvan. Kelimelik. Kelimelik de çok oynanan oyunlardan birisi sanırım Türkiye'de. Bil bakalım, satranç yine, Scrabble, Sudoku. Sudoku'yu ben de çok severim. Evet, taş, kağıt, makas, vampir köylü. Güzel, The Wolf. Evet, origami. Güzel. Biz küçükken muhakkak benimle yaşıt olup hatırlayanlar vardır. TRT'de origami yapılırdı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Böyle kağıtları vardı. Yani bizim tevellütler eski tabii ki ama gerçekten çok keyifliydi o. Hem el beceriyi güçlendiren hem de aslında gerçekten oyunsu bir kurgusu da olan bir çalışma. Harika. O zaman Uno da var. Monopoly, Uno, tavla, Candy Crush, kelimelik, gizli nesne bulmaca. Bakın birazcık daha oyunların ruhu değişti sanki ama halen benzer oyunların böyle farklı versiyonları var. Şimdi hemen bir sonraki gelecek. Devam edebilirsem. Geldim. Evet, son sorumuz. Sizce gerçekten bu oyunlar ne işe yarar? Bakın ne kadar çok oyun saydık. Bir sürü oyun var. Bunlar ne işe yarıyor? Evet, öğrenmeye hemen geldi. Çok hızlı klavye kullanan bir arkadaşımız var. Çok hızlı yazıyor. Harika. Rahatlama, anda kalma, hayal gücü, samimiyet oluşturur, sosyalleşme, eğlenmek. Mutlu olmaya, süper. İnsanı mutlu eder yine. Bir grubu birbirine yakınlaştırır. Kafa dağıtmaya, güzel vakit geçirmemize. Hayata başlarız oyun oynayarak denmiş yine. Öğrenmeye, keşfetmeye, saçmalamaya kesinlikle. Keyifli vakit geçirme, liderlik. Hareketi kaybetmemeye, ekip olmaya. İletişim kurmaya, sıkılmaktan kurtarır. Kendini ifade etme, çok güzel. Hayal gücünü geliştirme. Duygularını anlatmaya, anlamaya, vakti eğlenceli geçirme yine, evet, bağ kurmaya, süper, enerji, hayal gücü, sorun çözme, kankalaşma, güzel, genelde sosyalleşme, eğlenme, sorunları çözme, liderlik, birliktelik, takım çalışması gibi kavramlara değinmişiz, süper ve özgüven tabii ki, kendini ifade etme, özgüven, bunlar bize oyunların getirdikleri, oyunların kazandırdıkları. Çok teşekkürler. Süper. Şu anda peki bana sözlü olarak ifade edecek olan var mı? Ya ben şu oyunu çok oynardım. Sonra hayatımda bir anda keşfettim ki bu oyun bana şunu kazandırmış. Dediğiniz şeyler var mı? Var mı söz almak isteyen? Ben konuşabilir miyim hocam? Çok sevinirim. Yazdım ama orada çıkmadı sanırım. Çelik Çomağı çocukken çok oynardık mahallede. O akşam hava karardığında eve girmeyecek kadar kendimi kaptırdığım bir oyundu. Daha sonrasında risk almayı öğrettiğini fark ettim. Yani çelik çomak atılırken o küçük sopanın karşısında durmak ciddi canınızı yakabilir, tutamayabilirsiniz. Yani biraz böyle risk almayı gerektiriyordu. Daha sonra hayatta risk alma alışkanlığını sanki o oyunla kazandım intiba oluştu. Şimdi sizin sorunuz üzerine de onu keşfetmiş oldum. Süper. Çok teşekkürler Zübeyde. Kesinlikle. Ne kadar aslında çocukken bazı oyunları iyi oynuyorsak o bize aslında hayatımızda
bazı beceriler, yetkinlikler kazandırıyor. Var mı başka paylaşmak isteyen? Ben konuşabilirim. Özge, sonra Gamze'ye söz vereyim. Buyur Özge. Tamam, merhabalar. Ben minik bir anımı paylaşmak istiyorum. Benim için çok önemli oldu oyunla tekrar buluşmama diyeyim. Ki öncelikle TEGE. TGV'de de zaten ondan sonra ayrıca merak saldım. Öğretmen olduktan sonra mesleğimin ilk yıllarında sınıfta bir fotoğrafımı gördü çocuklar telefonumdan masanın üzerinde. Ve orada da arkadaşımla birbirimize komik hallerimizi atıyorduk bir oyun kendimizce. Hepimizin aslında yaptığı. İsmine oyun demiyoruz belki. Öğrencim görünce tuhaf karşıladı. Ben dedim ki biz de arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz birbirimizin. Evde hani komik anlarımızı atabiliyoruz dedim. Sınav esnasıydı o sırada. Kağıtları dağıtmıştım. Yanıma bir şey için geldiğinde görmüştüm. Neyse sonra sınavına devam ederken parmak kaldırdı. Soru soracağını zannedip yanına gittim sınavla ilgili. Meğer onu düşünüyormuş. Yani dedi öğretmenler aslında boyu uzamış çocuklar mı? Harika. Yani bu bende çok önemli şeyler canlandırdı. Ki zaten sonra TGV'de o sıra devam ediyordum. Etmeye başladım daha doğrusu. Her öğrendiğim oyunu onlarla oynayarak da aslında onlarla bağ kurmamda en büyük etken oyun oldu. Yani beni aralarına aldılar aslında. Yapay bir şekilde değil de oyunla gerçekten bir araya geldik. Ve ben de o grubun yeri şu an çok daha başka hala. Yani çok uzun zaman oldu ama hiç unutamam bu anımı paylaşmak istedim sizlerle. Süper. Bir söz vardır. Çocuğun dili oyundur diye. Gerçekten çocukla iletişim kurmak istiyorsak muhakkak oyunları kullanmamız lazım. Ama gerçekten çocuklar onu anlayamayabiliyorlar. Çünkü etraflarında o kadar ciddileşiyoruz ki biz ve ciddi hayat onları aslında hazırlıyoruz. Ama oyun oynadığımızda bir dakika burada başka bir şey var diyorlar ve kendileriyle bağ kurabiliyorlar. O yüzden harika bir hikaye Özge. Çok teşekkürler. Gamze, senden de alalım. Bu arada ben herkese ismiyle hitap edeceğim. Lütfen siz de bana isminle hitap edin. Umarım sürçülisan etmiyorumdur. Buyur Gamze. Merhabalar Tuğba. Ben böyle küçükken biz çok taso biliyor oynardık ve bunu şeyde bazı karakterler vardı mesela Pikachu falan. Bu çok değerliydi. Bilyeler de öyle aynı şekilde. Ve biz bunları böyle satardık para karşılığı. Bu sayede biraz ticareti öğrendim. Evet, onun dışında hayatıma çok etkisi olan satranç girdikten sonra hayatıma şu an onu ek bir iş olarak yapabiliyorum. Bana farklı olasılıkların olduğunu kazandırdı. O yüzden öyle benim için değerli bir oyun. Süper. Gerçekten öyle. Küçükken bu tür oyunlar oynayanlar girişimci olduklarına ya da girişimcilik ruhları besleniyor gerçekten. Sonrasında çok daha başarılı olabiliyorlar. Var mı başka paylaşmak isteyen? Ben konuşabilir miyim? Sevinirim. Şu anda göremiyorum kimin söz aldığını. Gülün Gönül Al. Gülün, buyur. Ben üç kardeşlik bir ailede büyüdüm. Ama üç kardeş olmasına rağmen bazen sıkılıp kendi kendime bir oyun türetmiştim. Yalnız kaldığımda sürekli onu oynamak isterdim. Halı desenlerinde böyle küçücük boncukları falan şeyleri, küçük eşyaları bir araya getirip eş eşine diye bir oyun kurmuştum. O oyunu oynarken hep böyle hayatı anlıyordum. Hayata başlıyordum. Onu paylaşmak istedim. Sonra onu ben çocuklara, TG'de bir kez çocuklara anlattım. Çocuklar onu kağıda çizmişler böyle. İşte ev ortamı oluşturmuşlar, iş ortamı oluşturmuşlar böyle. Bana gösterdiler. O zaman dedim ki işte bu oyunu ilk oynamışım ve çocuklara anlatmışım. Onlar da böyle kağıt üzerinde çizim yapıp oynamaya başlamışlardı. Evet. Harika. Çok güzel. Süper. Teşekkür ederiz şimdiden. Çok sağ ol paylaştığın için. Zeynep, buyur. Aç. Duyabiliyoruz şu an. Görünmüyor galiba. Görüntünü de görüyoruz. Tamam. Ben resim öğretmeniyim. Küçükken çok fazla evcilik oynardım. Tabii bizim evimizin etrafı açık alandı. Yani tarlalar çok fazla açık alandı ve taşları yan yana dizerek kendime odacıklar yapardım. Ve çok fazla atık malzemelerim vardı. Toplardım çuval çuval. Onlarla da materyal olarak kullanırdım. Sonra bu benim içimde çok yer eden bir şeydi ve öğrencilerime de aynı şeyi yaptım ve evcilik kulübü kurdum. Onlarla da aynı şekilde çok fazla materyaller, malzemeler topladık beraber ve evcilik
kulübünde oyunlar oynadık. Gerçekten onların da çok hoşuna gitti. Onlara da çok yer etti. Yani bunu paylaşmak istedim. Harika, çok yaratıcı bir kulüp ismi olmuş. Hem de gerçekten. Evet. Çok hoşlarına gittiler gerçekten. Evet. Şimdi evet, biraz daha az görüyoruz. Evcilik aslında çok fazla oynanıyordu bizim çocukluğumuzda ama şimdi biraz daha azaldı gibi ama çok güzel olmuş. Güzel de bir örnek olabilir belki bu kulübü. Evet, kendi tavsiye ederim kesinlikle. Olabilir, harika. Çok teşekkürler. Şimdi gördüğümüz gibi aslında hayatımıza dair bir sürü şey kazandırıyor bize oyunlar. Gerçekten bize oyunlar hayata hazırlıyor. Şimdi şöyle bir sunum paylaşacağım ama birlikte lütfen ilerleyelim. Olabildiğince soru sorun, konuşun, paylaşın, aynı şu anda başladığımız gibi. Çünkü sunum biraz öyle, interaktif sohbet ederek ilerleyeceğiz. En sonunda da şöyle küçük bir oyun tasarlayacağız birlikte, bir deneyimleyeceğiz anlattıklarımı. Daha sonrasında da size bir kütüphane vereceğim. Hatta sizden de eklemek isteyen olursa kütüphaneye bir açık kaynak, bir oyun kütüphanesi paylaşacağım. Oradan da zaten okuyarak, izleyerek derinleşebilirsiniz bu konu üzerine. Bol bol deneyimlerimizi de paylaşalım. Anladığım kadarıyla çok deneyimli, böyle oyun sever bir ekiple beraberiz. Şimdi başlık iddialı. Duyunca ne düşündünüz? Dünyayı değiştiren oyunlar. Ne hissettirdi bu başlık size? Sizce oyunlar dünyayı değiştirebilir mi? Ben cevap verebilir miyim? Sevinirim. Ya şimdi biz Yalı Samur hocamızı takip ediyorum ben. Onun yaptığı birçok şey var. Dedim böyle, sanırım Yavuz Samur dışında başkaları neler yapıyor diye ben heyecanla bekledim açıkçası Perşembe günü. Ya iyi ki de sizinle tanışmışım Tuğba Hanım. Bekliyorum merakla neler yapacağınızı. Yavuz'u çok severim. Alanda çok güzel çalışmalar yapıyor. Birlikte de yaptığımız çok güzel çalışmalar var. Takibe devam. Takip etmeyenler de muhakkak etsin. Zaten kaynakların içerisinde onun yazdığı bir makale ve kitap da var. Zeynep el kaldırmış. Buyur Zeynep ve Özge sonra. Duyamıyoruz şu anda Zeynep. Zeynep açabiliyor musun? Yanıt olayım mı? Açabildim. Açmamışım. Ben önceden unuttum elimi. İndirmeyi unutmuşum. O yüzden. Tamam. O zaman Özge. Merhabalar Özge. Merhaba. Ben şey diyorum. Dünyayı değiştiren çocuklar aslında. Onlar için de oyun ön planda. O yüzden bir çocuğu değiştirebilirsek aslında dünyayı değiştirebiliriz. Oyunla da çocukları değiştirebiliriz diye düşündüm. Bana bunu hissettirdim. Aslında bazen ben şunu düşünüyorum. Çocukları olduğu gibi bırakabilsek, hiç değiştirmesek dünya harika olacak. Çünkü çocukların aslında dünyası, adalet anlayışı hepsi küçükken var. Ama biz büyüdükçe böyle farklı kalıplara sokuyoruz. Hayal güçleri var değil mi Özge? Eminim evet. Onu söylemeye çalışmışsındır zaten, aynı şeyi düşünmüşüzdür. Süper. O zaman son bir Gamze'den alalım. Gamze el mi kaldırdı yoksa yanlışlıkla mı oldu? Yok, el kaldırdım Tuba. Senden de alalım, sonra devam edelim. Ben aslında bugünlerde şeyi düşünüyorum. Aslında oyunlar yetişkinlere özgü olursa, yani yetişkinleri değiştirirsek dünya değişir. Ben de şu konuda aynı görüşteyim seninle. Bir çocuğun dünyaya aslında bütün yaratıcı mekanizmayla geldiğine inanmaktayım. Ama biz yani çevresel etmenler bu yaratıcılığı körelte de biliyoruz. Ya da tam tersine açığa da çıkartabiliyoruz kendi potansiyelini. Öyle düşünüyorum ve hayatı aslında bütününe baktığımızda bence tamamı oyun oynamak, yaptığımız her şey. Yani şu an yetişkinlikte bile kurduğumuz ilişkilerin bir yansımasını yaşadığımızı düşünüyorum ben. Öyle kısaca. Kesinlikle, çok doğru. Şimdi aslında oyunlar dünyayı nasıl değiştirmiş? Biraz ona bakmak istedim ben. O yüzden bu başlığı koydum. Gerçekten dünyayı değiştiren oyunlar neler? Oyun neden var? Biraz onunla konuşmak istiyorum. Şimdi aslında oyunun tarihine baktığımızda insanlık tarihiyle eşdeğer. Yani ilk insanlar, hani o hep anlatılır ya, işte paleolitik dönemlerinde mağara duvarlarına resimler çizdiklerinde orada oyunu da çizmişler. Aslında oyun o yüzden bizim sosyalleşmemiz, eğlenmemiz, hani biraz önce yazdık ya, tüm bunları öğrenmemiz ama aynı zamanda yaşamı öğrenebilmemiz için çok güzel bir araç, çok önemli bir araç. Homo Ludens diye bir kitap var. Homo Ludens, oynayan insan demek. Johan Huizinga zaten Hollandalı bir araştırmacı, antropolog. Çok zengin bir kitabı var. Biraz okuması zor olabilir ama kaynakçada da koydum. Muhakkak okuyun. Oyun kültürünü anlatıyor. Aslında oyun bize kültürel yaşamı anlatıyor. Biraz önce sanırım Gamze söyledi. Yani günlük hayatımıza baktığımızda her şey oyun.
Mesela bir örnek vereyim hemen. Evlenme ritüeli. Yani o düğünler, derneklerin kurulması, işte çeyiz alma. Hatta her yörenin kendine göre ayrı bir oyun kurgusu var, değil mi? O kurguyu yerine getirmediğiniz zaman, mesela çeyizdir işte, düğünü kim yapacak, nişanı kim yapacak, bu kuralları bile ihlal ettiğiniz zaman sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Küslükler gelebiliyor. Yani aynı oyunda yaşadığınız şeyleri biz bu kültürel şeylerde yaşayabiliyoruz, durumlarda yaşayabiliyoruz. O yüzden aslında antropolojik anlamda, kültürel anlamda oyun insanlık için çok önemli ve kültürü yansıtıyor. Mesela bayram. Bayramda oyun unsuru ne var? Yani oyunlardan böyle oyun olarak, oyunsu olarak kurguladığımız ne var sizce bayramda? Böyle chatte de geliyor olabilir. Hemen evet, chat'i de açmıyorum ama. El öpme. Şey, yorumlar var. Uygulamaların dünyayı değiştireceğini, dünya oyunları değiştirir bence diyor. Uygulamalar dünyayı değiştiriyor. Çocuklar dünyayı paylaşım yapmayı oyunla öğreniyorlar. Değişirse dünya değiştireceğini söyleyen katılımcılarımız var. Yetişkin olunca oyun oynayamaz ki. Büyükler neden oyun oynayamıyor diyen Küçük Prens diye bir yorum var. Belki de Göbekli Tepe'de henüz çözülememiş bir oyun diye bir ekleme var. Neden olmasın, evet. Şimdi biraz bahsedeceğim. Aslında ilk yıllardan kalan bazı şeyler var. Tarihe baktığımızda da oyunu çok görüyoruz kültürel olarak. El öpme, harçlık alma, para verme, şeker alma. Bunların her biri aslında oyunsu kurgular günlük hayattaki. İş yaşamında da var aynısı. İşte ne yapıyoruz? Bir ay boyunca çalışıyoruz. Belli görevler var yapmamız gereken. Sonrasında maaş alıyoruz. İyi çalıştıysak işte prim alıyoruz. İyi çalıştıysak diğerlerinin önünde işte koordinatör oluyoruz, lider oluyoruz, bir statü atlıyoruz. Bütün bunlar aslında oyunda olan şeyler. İlk oyunlarımıza da baktığımızda aslında avcılıktan gelen bir sürü oyun var. Çünkü avcılığı öğrenmek için, onu gözlemlemek için geliştirilmiş oyunlar. Mesela saklambaçtan bahsettik. Saklambaç aslında o avcılık ritüelinden, avcılığı izlerken geliştirilmiş bir oyun. Bunun gibi bir sürü oyunda var. Süper, gelmeye devam ediyor. Her yeni ev oyunun bir sonraki aşaması gibi, kesinlikle. Evet, tüketim çılgınlığı mesela pazarlamada da şu anda oyunlaştırma çok kullanılıyor, o tüketim alışkanlıkları için. Tabii iyi kullanımı da var, maalesef negatif olanları da var. Bugün zaten biraz ondan bahsedeceğiz. Yani değerler üzerine kurulmuş bir oyun nasıl olmalı? Şimdi bunu bilenler vardır. Hemen geldi, aşık, kemik, umur, harika. Bunun ismi aşık taşı, yani bizim aslında zarın atası. Ta zar olmadan önce bu varmış. Koyun ya da keçinin işte ayak aşil tendonundan yapılan bir taş bu. Ve aşık oyunları denilen oyunlar var. Likyalıları bilenler vardır. Neredeydi Likyalılar? Hatırlayamam. Bir Likya yolu vardır. Antalya, evet. Bayramla ilgili bayram kutlaması geldi. Şimdi Likyalılar Antalya tarafına ve Türkiye, hani bu baktığımız zaman aslında Anadolu coğrafyası gerçekten o kadar zengin ki biz tarihini okumaya başladığımızda, araştırmaya başladığımızda bizi çok şaşırtan bir sürü bilgiyle karşılaşıyoruz ki oyunlarda böyle. Mesela Efes'te de aslında o Efes'i dolaşırsanız belli sütunların altında oyunların halen orada kazınmış olduğunu görürsünüz. Mesela şu dokuz taşla ilgili bir yerde bir zemin var. İşte bazı oyun taşları var. Yani aslında baktığımızda bu medeniyetlerde oyun çok daha yerleşmiş. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Belki başka bir eğitimde bunu duyan ya da bu konuyla ilgili bilgisi olan da vardır. Katkı koyarsa sevinirim. Herodot tarihi. Herodot tarihin babası olarak biliniyor, biliyorsunuz. Aslında amacı o dönemdeki işte savaşları şöyle bir yazayım demek ve şöyle bir seyahate çıkıyor. İnsanlarla görüşe görüşe bir tarih kitabı ortaya çıkartıyor aslında. Hatta çok bayağı bir uğraşıyor. O yüzden de çok önemli bir kaynak. Döneminde bu kadar araştırma yapılmış, verileri doğrulamaya çalışmış çok önemli bir kaynak olarak da görülür. Verdiği orada bilgilerin birçoğu da bilimsel araştırmalarla doğru olarak kanıtlanmış bu arada, ispatlanmış. Şimdi Herodot tarihine baktığımızda Likyalılardan bahsediyor ve şöyle bir hikaye anlatıyor Herodot. Diyor ki o dönemde büyük bir kıtlık başladı. Ve Likya kralı dedi ki çok büyük bir kıtlık var, bu kıtlıkla nasıl mücadele edeceğiz? Halka yetmiyor yiyecekler ve şuna karar verirler. Kral der ki halk ne olursa unutur yemek yemeyi, aşık oyunları. Çünkü çok yaygın, herkes oyun oynuyor kentte. Ve der ki o zaman biz şunu yapalım, bir gün yemek yesin halk, yemeğimiz buğdayımız var. Bir günde oyun oynasın ve yemek yemek yasak olsun. Böylece insanlar unutsun yemek yemeyi. Şimdi bu strateji çok işe yarar. Yaklaşık böyle bir 10 yıla yakın
gerçekten böyle bir gün yemek yerler, bir gün oyun oynarlar, bir gün yemek yerler, bir gün oyun oynarlar. Sonrasında bakar ki böyle olacak gibi değil, devam ediyor kıtlık. Der ki son bir oyun, halkı ikiye bölelim, iki takım olsun, karşılıklı oynasınlar, kazanan takım kalsın, zaten yemeğimiz yeter. Kaybeden takım da gitsin yeni bir ülke bulsun, bu şehirden ayrılsın. Sonra aynen bu şekilde bir oyun oynanır, son oyun. Ve son oyunun sonucunda bir ekip ayrılır ve Likya'yı terk eder ve yeni bir toprak bulmaya çalışır. Yine rivayete göre yapılan gen testleri falan bunu kanıtlamış ama tabii ki ne kadar bilimsel bilmiyorum. Benim bu daha çok böyle baktığım yazılar ve okuduğum birkaç makaleden alıntı. Orada da yine aynı şekilde diyor, yani bu şekilde kanıtlanmıştır diyor. Bizans'ın kurulunda bu kişiler, bu aslında Likya'dan ayrılan kişilerin genleri bulunmuş. Yani aslında o oyunun gücü onları çok farklı ülkelere götürmüş. Şimdi baktığımızda burada aslında bu hikayede, bu resimlerde de görüyorsunuz, bakın oyun oynuyorlar. Heykellerde görüyorsunuz, şurada bir dokuz taş var, burada bir topaç var. Farklı farklı burada yine aşık oynayan kişiler var. Bu aşık oyunları çok yaygın o dönemde ve insanlar, ki olimpiyatların çıkışı da aslında bu. İnsanlar gerçekten oyun oynarken anı unutuyorlar, sorunlarını unutuyorlar. Şu anda da aslında öyle bir durum var. Bu da oyunların çok güçlü olduğunu bize gösteriyor. Evet, var mı bir şeyler söylemek isteyen, sormak isteyen? Yoksa o zaman hemen bu resimle devam etmek istiyorum. Geldik Orta Çağ'a, milattan önceden. Şimdi de Orta Çağ'dayız. Çok severim bu ressamı. Tuba sesin kapandı galiba. Sesini alamıyoruz. Tuba ses gelmiyor. Tekrar ses. Tamam. Herhalde bir aksilik. İşte teknolojinin bazen zaman zaman yararları olduğu kadar böyle teknik olarak şeyler de olabiliyor. Sorun yok Tuba, bekliyoruz biz seni merakla. Evet, oyunların gerçekten çocukluğumuzdan beri hayatımıza etkilerini düşündüğümüzde zaman zaman, ya yani zaman ayırıp düşünmüyoruz ama şu anda zamanı geldiği için böyle daha çok ağırlıklı düşündüğümüzde inanılmaz böyle etkili olduğunu ve katkısı olduğunu fark ediyoruz. Gerçekten. Ve ben de Özge'nin söylediği gibi, Özge ile de çeşitli eğitimlerde karşılaşıyor ve şey yapıyoruz, eğitim fırsatlarında bir araya geliyoruz. Oyun oynamayı çok seviyorum. Gerçekten eğitimlerde gerçekleştirdiğimiz oyunlar, her biri inanılmaz anlamlı ve öğretici oluyor. Onları da eminim gönderimiz çocuklarla uygularken büyük bir şey coşkuyla ve ilgili uyguluyorlar diye düşünüyorum. Burak, ben de bir şey söyleyebilir miyim oyun ilgili? Selam Murat, buyurun tabii. Merhabalar tekrar. Merhaba herkese. Şey söyleyeceğim ben de. Aslında oyunu böyle nasıl oynadığımız da bize birçok şeyle ilgili, aslında insanın kendi kişiliğiyle ilgili de birçok ipucu veriyor. Yani oyunu kazanmak için mi oynuyorsun, zevk almak için mi oynuyorsun, sosyalleşmek için mi oynuyorsun? Bu da insanın böyle kişiliğiyle ilgili ipuçları veriyor ve o kişiliğe göre senin aslında özelliklerin ve yapabileceğin, başarılı olabileceğin alanda belirlenebiliyor. Oyunlaştırma, oyun ve oyunlaştırma bu anlamda da çok değerli diye düşünüyorum. Katılıyorum kesinlikle. Aynen Murat. Hatta işe alım süreçlerinde de mesela onu böyle oyunlaştırma yoluyla da kişilerin özelliklerini belirleyip ona göre pozisyon belirlenen kısımlar olduğunu biliyorum. Da önemli bence. Evet, ya aramızda psikolog arkadaşlar da var. Onların da katkısı olacaktır muhtemelen. Şey, bu dediğin gibi iş seçimleri, işe alım süreçlerinde bu şeyler artık günümüzde gerçekten önem kazandı ve o tekniklerle artık CV'ler ve işte mülakatlar yapılan odalarda gerçekleşen aslında oyunların izlenerek, gözlemlenerek fikirler oluşturduğu ve veri kaydedildiği şeyleri geçiyoruz şu dönemde. Evet, Özge bir şeyler söylemek istiyorsun. Bekleme yapabilir miyim ben? Tamam. Buyur lütfen. Tuba'yı bekliyoruz bu arada. Hemen geldiğinde devam edeceğiz. Kusura bakmayın lütfen. Teknik aksaklık dolayısıyla. Buyur Özge. Ben Özgür Bolat'ın bir makalesini okumuştum. Etkilenmiştim epey. Evet. Şöyle diyordu makalede. Puma
avına yaklaştığı zaman bazen avına yetişmeyi bırakır. Halbuki dışarıdan bakan birisi için çok az zaman kalmıştır. Neden bırakmış olabilir? Sonuç olarak der ki, eğer o arada kalan mesafeye de kat etseydi, avını yedikten sonra kazanacağı enerjiden totalde daha fazla enerji harcamış olacaktı. Doğada her canlı bunun hesabını yapıyorken, dışarıdan baktığınızda bir çocuk niye oyun oynarken boşuna yorulsun ya da enerji harcasın ki? Aslında o görünenin altında yatan enerjisini korumak söz konusu. Ve atalarımız da zaten oynamayan tay at olmaz diye altına imzalarını yıllar önce atmışlar. Evet. Ve bayağı etkilemişti beni okuduğumda. O yüzden kıymetli geldi. Sizinle de paylaşmak istedim. Ki zaten ipucunu da verir diyor. Bir çocuk oynamıyorsa o zaman düşünün. Yani orada riskte hissettiği bir durum vardır. Hatta bir Suriyeli baba çocuğunu savaştan o etkisinden korumak için bomba seslerini oyuna çevirerek o krizi yönetmeye çalışıyordu. O da aslında çok kıymetli bir andı. Aynen. Tabii biz izlerken belki bunu hissediyoruz ama ona rağmen gözlerindeki o kaygıyı da bir taraftan görüyorduk. Evet. Böyle bir paylaşım yapmak istedim. Teşekkür ederim. Bir paylaşım için çok sağ ol. Bu okuduğum makaleyi veya yazıyı da bizimle belki devam ederken chatte paylaşırsan okumak isteyenler belki erişebilirler. Teşekkürler tekrar paylaşım için. Evet, yani şimdi ben de düşünüyorum. Çocukken eğlence içerisinde hevesle böyle terkan böyle inanılmaz coşkuyla oynadığımız şeyler aslında hayatımıza olan etkilerini ve kazanımlarını düşündüğümüzde sevinç içinde öğreniyormuşuz aslında. Böyle bir şey var yani kazanım var düşündüğünüzde. Hepimiz ya yani ben İzmir'de şey yaptım, karanlık olmadan sokaktan gidilmez yani hani öyle bir oyun şey vardı tabii ki o zamanın sokak kültürü ve daha güvenli ortamlar olduğundan o zamanki şeyler farklıydı ama inanılmaz bir coşku içinde, inanılmaz ertesi gün okula gitme filan hevesi değil, sokağa çıkıp arkadaşlarla oynama hevesini bekliyorduk herhalde. Yani inanılmaz bir şeyle gerçekleşiyordu. Aslında şimdi düşündüğümüzde gerçekten o kadar eğlenceli şeylerin hayatımıza olan etkisi inanılmaz bir şey olduğu açıkça görülüyor. Tuba'nın bir ısınma dolayısıyla cihazının kapandığı ve benzeri bir gerekçe şeyi var. Herhalde dönecek tekrar. Ben de bu arada takip etmeye çalışıyorum şeyde, chat'te. Lütfen kusura bakmayın, atladığım bir açıklama veya şey olursa lütfen bunu da sözel olarak dile getirin. Atladığınız bir şey olursa hemen Murat döneceğim. Hayat Güzel bir film aklıma geldi. Orada da Yodi soykırımı olurken babası oğlunu korumak için oyun oynuyor. Evet, bunu da hatırlıyorum. Bu gibi örnekler çoğaltılabilir. Hala öyle çocuklar var gibi bir açıklama, ne güzel. CV'de ne güzel. Direkt çalışmak ister insanın. Evet, günümüz yetişkin oyunları çelik çomak. Evet, yani şimdi eskiye dönüş var gördüğünüz gibi. Şimdi o eski şeyleri görüyoruz. Genelde oynanan oyunlar ve kazanılması geleneksel olan şeyler. Sokak oyunları aktifleştiriliyor. Dijitale taşınan birçok şey var. Oyunlar var. Murat, bir şey söylemek istiyordum galiba. Evet. Ben tekrar buyur lütfen. Teşekkür ederim tekrar Burak'cığım. Bilmeyen konuklarımız için söyleyeyim. Ben aynı zamanda TGV'de temel gönüllü eğitimi eğitmeniyim. Yani TGV ilk gelen gönüllülerle böyle bir gün süren bir eğitim yapıyoruz ve onun içinde de çok fazla oyun var. Ve gelen gönüllüler hani böyle sabah 9'da başlıyoruz. Akşam 5'i 6'ya kadar süren bir eğitim. Aramızdaki TGV gönüllüleri de biliyorlardır ve o eğitim mutlaka gelmiştir akıllarına. Ve akşama kadar bir sürü oyun oynardık ve ben her oyundan sonra derdim ki sizce bu oyunu neden oynadık? Ondan sonra oradan öyle mesajlar çıkardı ki evet aslında bu da olabilir, şu da olabilir. Tabii şimdi çok özledik o günleri. Tekrar dönmek istiyoruz. Umarım döneriz. Onu söyleyeceğim. Aslında oyunda öğrenmenin en eğlenceli yolu bence. Zaten öğrenme tasarımlarının da sloganı bu, değil mi Tuğba? Bu arada düzeldim mi bilmiyorum. Biz biraz uzatıyoruz, devam ediyoruz ama. Tuğba valla sen yokken biz de zamanı böyle değerlendirdik. Böyle, harikasınız. Ben şeylerim... Çok özür dilerim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Herhalde sıcaktan. Yaz böyle bir anda bastırdı burada. Evet. Manisa ile daha sıcak. Ege kısımları biraz daha şeydir. Buralar böyleyken. Aynen. Okay. Şu anda yani, birazcık serinletmem gerekti. Çok özür dilerim. Güzel paylaşımlarda bulunduğumuzu düşünüyorum. Sözü sana tekrar veriyorum. Chat kısmında alabildiğince takip etmeye çalışacağım.
Süper. Kusura bakmayın tekrar. Maalesef böyle teknoloji bize bazen küçük oyunlar oynayabiliyor. Ben şöyle devam edeyim oyunlardan. Oyuna devam etmişsiniz. Bu arada çok teşekkürler. Burak'a da teşekkürler. Şimdi bu eserde sizce hangi oyunları görüyoruz? Orta Çağ'dan kalma bir eser. 1560'da yapılmış. Hangi oyunlar var? Gamze, hangi oyunları görüyoruz? Çocuk ve oyun. Buradakiler bu arada çocuk. Hepsi çocuk. Tekerlek sürmece var. Üç taş var sanırsam. Üç taş mı? Beş taş mıydı? Neydi? Beş taş var aynen. Uzun eşek var kesinlikle. Çember çevirme var. Değil mi? Çemberler var. Harika. Başka? Birdir bir var. Tahterevalye var sanki. Tahterevalye. Evet şurada bakın atlama da var. Körebe var gibi. Ne var Esra? Ne gördün? Körebe. Evet. Körebe var. Var var. Körebe de var. Mesela çürük şurada... elma var. Çürük elma var şurada orta yerde. Değil mi? Şöyle çekiyorlar birbirini. Evet. Birdir bir şurada. Çürük elma neredeydi? O da var. Orta yerde hocam. Bir tam şey orta yerde. Ağaca tırmanmaca var. Evet. Çürük diyenler var. Balık tutmaca diyenler. Kesinlikle. Hepsi var. Balık tutma oyunu da var. Bezirgen başı da var. Olta gibi bir şey o balık tutma. Başka bakın. Şurada işte o balık tutma da var. Kulak çekmece var sanırım. Burada. Evet. Bu Mert şey çitin yanında şey miydi? Çapraz ateş miydi? Neydi? O muydu? Aa evet. Ayaklarla böyle vurup geçmeye çalışma. Bunun bir sürü şeyi de var. Uzun pide kısa pide de oynanıyor bunun gibi. Bir sürü farklı farklı oyun var ama onlardan birisi. Var mı başka gören? Topaç var yine. Evet burada 90'a yakın oyun var arkadaşlar. 90'a yakın oyun kaydedilmiş ve oyun tarihine baktığımızda bu eser çok çok büyük bir değer taşıyor gerçekten. O dönemde çocukluğu ve oyun kültürünü yansıtan en önemli resimlerden birisi, eserlerden birisi. Şimdi burada benim hep ilgimi çeken şudur. Aslında oyunlar ne kadar kültürler arası, ne kadar uluslar arası. Yani bakın bu Orta Çağ'da Hollandalı muhtemelen oralarda yapılmış bir resim. Ama buradaki oyunların hepsini hem Türkiye'de hem Meksika'da hem Afrika'da her yerde bulabilirsiniz. Hatta biraz sonra anlatacağım. Bunu hep de söylüyorum. Biz bir tane oyun tasarladık biz toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili. Oyunda zar yerine bu tuzluk dediğimiz şeyi kullandık. Amerika'da da bir programa katılmıştım. Orada tanıtırken işte bunu yapıyorsunuz dedim ve bütün herkes biliyordu. İçerisinde o grubun Filistinliler de vardı, Meksikalılar da vardı, Amerikalılar da vardı. Hepsinde var o oyun. Çok inanılmaz bir şey aslında. Oyun bizim kültürler arası tarihimiz. Aynı zamanda bütün uluslarda olan bir şey baktığımız. O yüzden de çok önemli. Bu resimde göstermeyi çok seviyorum o yüzden. Var mı bu arada yorumu, bir şeyler söylemek isteyen? Gayet güzel, muhabbetli bir ekiple beraberiz burada. Şimdi oyunlardan ne öğrenelim? Hani ilk başta da konuştuk. Oyunların aslında şu anda oyunlara baktığımızda çok büyük bir önem taşıyor ve gitgide oyun marketi de, oyun pazarı da büyüyor. Türkiye'de de biliyorsunuz çok iyi yatırımlar alan oyun firmaları oldu. Ve artık bu Z kuşağı ve işte bundan sonrası aslında Y kuşağıyla başladı oyuna verilen önem. Ve bundan sonrası da daha da büyük önem taşıyacak ve hayatımızın her aşamasında, her yerinde oyun olacak. Şimdi baktığımızda bazı istatistikleri toplamaya çalıştım. Bu arada bunlara bakmak isterseniz The State of Online Gaming her yıl rapor yayınlıyorlar. Oradan da bakabilirsiniz detaylarına. Şimdi 2020 yılı sonunda dünya üzerinde 2.69 milyon video oyun oynayan kişi varmış. Çok ciddi bir rakam. 2.69 milyon kişi video oynuyor. Ve dünya nüfusunun ortalama %40'ı yapıyor bu oran. Yani ne kadar büyük bir grup aslında oyun oynayan. Bu bizim aslında oyunların gücünü görmemiz için de çok önemli. Oyun bir dil. Hani en başında da söyledik. Çocuğun da dili ama aslında herkesin dili. Evrensel bir dil. Ve %40'lık bir insan grubu oyun oynuyor ve günlük hayatını oynuyor. Bunların sayıya vurduğumuz zaman tüm dünyada haftada 3 milyar saat oyun oynuyoruz. Ne kadar büyük bir zaman dilimi değil mi? Hatta şöyle bir veri de var. 18 yaşına kadar bir genç 18 yaşına gelinceye kadar ortalama 10 bin saat oyun oynamış oluyor. Ve çok ciddi bir zamanını aslında oyuna harcamış oluyor.
okuyanlar vardır belki. Malcolm Gladwell'in çok güzel bir kitabı var, Outliners diye. Dünyada çok büyük başarılar kazanmış kişilerle ilgili araştırmalar yapıyorlar. Nasıl başarılı olduklarına bakıyorlar. Ve arkasında 10 bin saat kuralı geçtiğini görüyorlar. Yani bir işe 10 bin saatinizi ayırırsanız o işte uzman oluyorsunuz. Şimdi şöyle düşünün, 18 yaşına gelen bir çocuk, bir genç aslında oyun alanında çok ciddi uzmanlaşmış. Eğer o oyun tabii nasıl olduğu da çok önemli. Ama bu çok ciddi bir uzmanlaşma da getiriyor arkasına. O yüzden aslında baktığımızda gençlerden oyun yapanlar çok fazla çıkıyor şu dönemde. Genç oyun tasarlayanlar çok da fazla. Şimdi yine 18-45 yaş arası kişiler video oyun izlemeyi tercih ederken, yani oyun izlemek de bu arada çok ciddi bir olay. Çocukken de izlerdik. Düşünün şöyle biri oyun oynar ve siz bakar izlersiniz o oyunu. Bu da aslında bir öğrenme şekli. Şu anda da mesela Twitch'te, farklı sosyal platformlarda aslında oyun oynayanları izleyen de bir grup var. İzleyerek öğreniyorlar bakın. Nasıl oynadığına bakıyorlar, taktiklerine, stratejilerine bakıyorlar. Ciddi bir oyun komitesi var aslında. Oyun işbirliği var. Ve bunları izleyerek de öğreniyor. Ve 18-45 yaş arası oyun izlemeyi de aslında, video izlemeyi de tercih ediyor. Hatta bunlar o kadar çok tercih ediyorlar ki bunu bir spor etkinliğini izlemekten daha çok oyun izlemeyi tercih ediyorlar. 46 yaş üstü de daha çok film izlemeyi, işte bir takım şovlar izlemeyi tercih ediyormuş. Yine oyun oynayanlar 6 saat 20 dakika, yani bu dünya geneli bütün ülkelerde oyun oynama sürelerine bakmışlar. Mesela Türkiye'de 7 saate çıkıyor bu. Bir grafik de var, yine bu rapora bakarsanız görebilirsiniz o grafiği. Türkiye'de bu ortalama 7 saat online'da kalmak, kişi başı süremiz 7 saat 10 dakika gibi bir şeydi tam hatırladığıma göre. Dünya genelinde de video oyuna harcadığımız zaman insanların 6 saat 20 dakika, bu bir ortalama. Yine 18-25 yaş arası gençlerde de maçları izlemektense video izlemeyi, video oyunu izlemeyi tercih ediyorlar. Şimdi baktığımızda aslında oyunların şekli de gelişti. Dijital oyunlar da girdi hayatımıza ve çok sık oynuyoruz artık dijital oyunları. Bir yerde beklerken, bir şey yaparken, vaktimiz kaldığında gibi şeylerle oynuyoruz. Bunu telefonlarımızda oynuyoruz, bilgisayarlardan oynuyoruz, özel işte oyun konsollarından oynuyoruz. Aslında birçok farklı araç da kullanıyor. Bu da yeni bir pazarda oluşturuyor tabii. Şimdi tüm bunlardan, evet böyle oyunlar var. Hayatımızda aslında ciddi bir homo ludens, oyun oynayanız. Hele ki bu 21. yüzyıl insanı daha çok homo ludens. Çünkü birçok uygulamada da oyunlaştırma kullanıyor. Sadece oyun değil. O yüzden sürekli bir oyun oynama halimiz var. Oyunlardan ne öğrenelim? Oyunlar bize ne öğretir? Bir, oyunda yapamayacağımız hiçbir şey yoktur bakın. Mesela okul bize zor gelir değil mi? Çocukluğunuzu düşünün. Okul aman ne kadar zor. Çünkü matematik, işte diğer dersler. Daha siz belki çok küçük bir şeyler yaparken, kendi kendinizi anca ifade ederken bir anda böyle dersler üzerinize yığılır. Ama oyunda böyle bir şey görmeyiz. Çünkü oyunların tasarımında da bu vardır. Kitlenizin yapabileceği kolaydan zora doğru seviye seviye olan, kişinin ustalaşmasına imkan tanıyan bir oyun kurgusu vardır. Bilmese bile öğrenebileceği aslında en iyi oyun tasarımı oyunun kılavuzu bile olmayan oyun tasarımı. Girdiğiniz anda oyun size öğretir ne yapacağınızı. Mesela şu anda da var. Bu hem kullanıcı deneyimiyle de alakalı hem de aslında oyunun ne kadar iyi tasarlandığıyla da alakalı. Her yere tıklarız değil mi bir oyuna girdiğimizde? Dijital oyundan bahsediyorum. Bir şeyleri kurcalarız ve orada aslında öyle iyi yapılmış rotalar vardır ki bazı oyunlarda. Oyun içinde oyunu öğrenirsiniz. Şimdi oyunda yapamayacağımız dediğim gibi hiçbir şey yok. Kişi şu korkuyla başlamaz. Ben bu oyunu oynayamam. Korkusuyla başlamaz. Çünkü oyunun nasıl başladığını, ilerleyen seviyelerde nasıl ilerleyeceğini bilir ve bir şekilde çözer. Bu motivasyon bence çok önemli. Bir diğeri bahsettiğim gibi ustalaşma fırsatı tanır. Şimdi oyunda düşersiniz. Super Mario. En eski oyunlardan birini düşünün. Geçemediniz birinci level'ı. Ne yaparsınız? Depresyona girmezsiniz değil mi? Ya da üzülmezsiniz. Bir daha oynarsınız. Bir kere daha oynarsınız. Yine geçemediniz. Ne yaparsınız? Bir daha oynarsınız. Ya da bir oynayana sorarsınız. Burada nasıl bir trik var diye. Sonrasına geçersiniz bakın. Ve level'lar ilerledikçe zorlaşır. Ama siz ustalaştığınız için, her seferinde iyi bir geri bildirim aldığınız için, tekrar tekrar denediğiniz için ustalaşmaya başlarsınız. Aslında hani eğitim hayatında da bence bunu çok örnek almamız lazım. Ustalaşmak. Hatta Khan Akademi'nin çok güzel bir kitabı vardır. Dünya Okulu diye Salman Khan'ın
çok güzel bir kitabı vardır. Eğitimcilerin muhakkak okumasını öneririm. Hani o da delikli bir peynire benzetir eğitimi. Daha matematik toplama çarpmayı iyi öğrenememiş bir öğrenciyi siz denklem kurmayı öğretmeye başlarsanız matematikten nefret eder der. Çünkü daha o konuda ustalaşmadı. O yüzden aslında oyunlarda böyle bir ustalaştırma var bize. Bakın mesela şu anda Candy Crush'ı oynayanlar var içimizde. Kim bilir kaçıncı level'dalar. Ama ilk level'larda bu oyun ne diye başladılar. Ve oynamaya devam ettikleri için, motivasyonlarını kaybetmedikleri için ustalaştılar bir süre sonra. Evet. Ben pinleyeyim hemen kendimi. Şu anda sadece. Burak'cığım beni spotlight yapabilir misin görüntüm olanı? Muhtemelen o yüzden. Evet, şöyle bir slide ilerledi. Bir diğeri oyunlarda kaybetmek, hayatta kaybetmekten daha az üzücü. Hani biraz önce bahsettiğim gibi. Mesela notlarınız kötü geldiğinde, okulda kötü bir şey olduğunda ya da iş hayatınızda kötü bir şey olduğunda ne yaparız? Depresyona gireriz, üzülürüz. Ama oyunlarda böyle bir şey yoktur. Onun oyun olduğunu biliriz. Sonra kendimizi o konuda geliştirebileceğimizi de biliriz. Bir şekilde onu ilerleyebileceğimizi de biliriz. Bu da bence çok önemli bir şey. Yani hayatta aslında engeller ya da çıkan bazı zorluklar bizim aşabileceğimiz, kendimizi geliştirmemiz gereken fırsatlar. Ama bunları çoğu yaşamda, hani iş yaşamında da, eğitim yaşamında da biz aslında fırsatlar olarak görmüyoruz. Kendimizi geliştireceğimiz fırsatlar olarak görmeyip daha çok önümüzdeki engeller olarak, stres unsurları olarak görüyoruz. İşte aslında oyundan belki bunu devşirebiliriz yine aynı şekilde. Evet, ayrılmak zorunda olanlar üzgünüz. Umarız sonra yolumuz kesişir yine. 9245. level'da olan varmış Ayşegül. Muhteşemsin. Harika, tam bir gamer'ımız var. Bir diğeri oyunda çok ciddi bir dayanışma var. Şu anda mesela baktığınızda bir sürü oyun forumları var. Bir oyun oynuyorlar, o oyunla ilgili muhakkak bir forum kuruluyor. O oyunu oynayan kişiler birbirleriyle işbirliği yapıyorlar, destek oluyorlar. Sen neredesin, sana güç vereyim. Mesela benim de oynadığım bir oyun vardı. Sonra keşfettim ki kardeşim de oynuyormuş. Ben bir türlü atlayamıyordum level'ı. Çünkü stratejisi işte güç kazanabilmeniz için birilerinin size destek olması lazım dışarıdan birilerinin. Benim de hiç oyun oynayan arkadaşım yoktu. Kardeşim ekibine yazdı, bir WhatsApp grubu oluşturmuşlar ve kimse birbirini tanımıyor. Oyun sayesinde tanışmışlar. Ablamın böyle bir hesabı var, destek olun dedi. Ve ben o oyunda level'ları atlayabildim o güçler, gelen güçler sayesinde. Ama bu da çok ilginç. Mesela klan oluşturuyorsunuz, gruplar oluşturuyorsunuz. Aslında bu da size bir topluluk oluşturmanızı, birbirinize destek olmanızı sağlıyor. Ki birçok oyunda da bu unsur var. Ve çok ciddi bir, güçlü bir dayanışma var. Yani yapamıyorsun, zayıfsın, geçemiyorsun değil. Birlikte işbirliği yapalım, nasıl ilerleriz? Birlikte ekip çalışması yapalım, nasıl ilerleriz bakış açısı var. Bu da bence çok önemli bir bakış açısı oyundaki. Ve sürekli bir geri bildirim var. Bir şeyi niye yapamadığınızı çok net biliyorsunuz. Neden ilerleyemediğinizi çok net biliyorsunuz ve ona göre ilerleyebiliyorsunuz. Tabii her oyun için söylemiyorum bunu. Gerçekten doğru tasarlanmış oyunlarda böyle bir mekanizma var. Yani bir geri bildirim mekanizması var. Ve bu da sizin kendinizi geliştirebileceğiniz yönleri görmenizi sağlıyor. Şimdi yine diğer tarafa geldiğimizde iş yaşamında da, günlük hayatımızdaki ilişkilerde de, okul hayatımızda da geri bildirimler nasıl? Ne kadar açık, ne kadar net? Bunlara bakmak lazım. Bu yine oyunlardan öğrenebileceğimiz bir unsur. Evet, şimdi size bir oyundan bahsedeceğim. Bu arada var mı söylemek isteyen? Oyundan şunu da öğrenebiliriz hocam. Şu da var aslında dediğiniz. Yani sesinizi açabilirsiniz. Söylemek isteyen, paylaşmak isteyen biri varsa bir şeyler. Evet, chat'e bakıyorum. Sanırım yok. Pac-Man de eski, aynen. Twitch de var kesinlikle. Şimdi bu aslında şöyle bir şey. İngiltere'de 2009 yılında büyük bir skandal ortaya çıkıyor arkadaşlar. İşte dünyayı dönüştüren biraz oyunlardan bahsedeceğim şimdi. Büyük bir skandal, bunu belki bilenler, hatırlayanlar da vardır. Milletvekilleri çok ciddi bir harcama yapıyorlar. Kamu harcama kaleminden. Yani milletvekillerinin bir harcama kalemleri var, harcırafları var yıl içerisinde. Bunun bir limiti yok. Ve her milletvekili bunu kullanabiliyor. Ama öyle bir skandal patlak veriyor ki bazı milletvekilleri çok ciddi paralar harcamışlar bu harcıraftan. Mesela mortgage kredisine girenler olmuş. Evine her ay işte 6000 sterlinlik temizlik yaptıranlar olmuş. Bunu da kardeşine ödemiş. Gibi gibi bir sürü bilgi çıkıyor. Ve sonra The Guardian diyor ki bunu ortaya çıkartmamız lazım. Bu bir skandaldır. Tamam diyorlar ve
700 bin sayfalık bir dokümanı kamuya açıyorlar. Diyorlar ki bu 700 bin sayfa bütün yapılan harcamalar, milletvekillerinin harcaması. Buradan bulup dava açabilirsiniz. Ama bu öyle bir şey ki yani 700 bin sayfa, bunun hatta PDF versiyonu 5500 sayfalık bir şey yapıyor. Çok ciddi bir sayı ve hani her bir milletvekiline teker teker bakmanız lazım. Gerçekten o harcama doğru bir harcama mı, değil mi? Yemek harcaması yapmış mesela, doğru bir harcama ama bazı harcamalar var şaibeli. Bunların her birini testi bulmaları lazım. Bunu normal kaynaklarla yapmamız imkansız. Bunun üzerine diyorlar ki biz bunu kitle kaynağını kullanarak yapalım. Buna crowdsourcing deniliyor. Ve çok önemli bir kitle kaynağı kullanma aracı bu, çalışması bu. Ve sonrasında The Guardian bir yazılımcı buluyor. Ve tüm bu dokümanları bir oyuna yüklüyorlar, bir oyun haline getiriyorlar. Oyunun ismi de milletvekilinin harcamalarını kontrol et. Herkes girip orada harcamalara bakıp, yani bir milletvekiline bakıyor, onun harcamalarına bakıyor. Bakın burada mesela uygulaması da var bu arada. Uygulamasını indirip bakabilirsiniz. Böyle bir claim var. Evet, sayfaya bakıyor. Sayfaya baktıktan sonra bir harcama kalemi var. Ondan sonra ona bir aynı şekilde bu doğru bir harcama mı, bir kaynağı var mı, buna bakması gerekiyor. Her şey, hiçbir şey yok. Yani bu tamam okey bir harcamadır derse blank'e basıyor. Ya bir şeyler burada bir garip, bir bakın diyorsa da other'a basıyor. Çok basit bir oyun bu arada. Bu şekilde kişiler bütün MP'lerinin harcamalarına bakabiliyorlar ve çok kısa bir sürede, yaklaşık bir hafta gibi bir sürede bütün bu dokümanların yarısına bakılmış oluyor. Kitlesel kaynak ve oyunun gücüyle. Yani bir oyun haline getirerek bunu yapmış oluyorlar. Bu çok ciddi bir aslında örnek de teşkil ediyor. Aslında oyunla nasıl bir kitlesel güç oluşturabiliriz? Büyük kalabalıkları nasıl organize edebiliriz? Oyunu nasıl bunun için kullanabiliriz? Nasıl strateji geliştirebiliriz? Bunun için de çok güzel bir örnek. Var mı yorumunuz olan, söylemek istediğiniz? Evet, o zaman hemen bir başka örnek vereceğim. Bir katkıda bulunabilir miyim? Çok sevinirim Gözde. Sanırım World Wildlife Fund'dı. Belki vakfı yanlış hatırlıyor olabilirim ama bir sene böyle şey yapmışlardı, zaman kapsülü gibi bir oyun ve 20 yıl sonra, o zaman 2000'ler falandı mesela, 2020'de dünyanın nasıl bir yer olacağı ve 20 yıl sonraki halimize mesaj gibi bir böyle çevrim içi bir oyun yapmışlardı. Onu hatırlıyorum. Çok güzel. Ona benzer bir tane uygulama var. Future Me olması lazım. Bu uygulamayla kendinize geleceğe bir mesaj atabiliyorsunuz. Belki oradan esinlenerek ortaya çıkmış olabilir. Çok teşekkürler. Şimdi bu tür oyunlar aslında çok fazla. Mesela yine bu da çok başarılı bir uygulama. Dünya Gıda Fonu yapıyor. Bir sürü kişi açlık yaşıyor ve bununla ilgili insanlara hem bilgilendirmek lazım hem de bir kampanya yapmak lazım. Diyorlar ki yine oyunların gücünü kullanalım. Sponsorlarla anlaşıyorlar. Bu oyunu oynadığınızda lütfen indirin ve oynayın oyunu. Ben son dönemde kontrol etmedim ama sanırım halen oynanabiliyor oyun. Açlığı sonlandır ve pirinç bağışla. Oyunun ismi bu. Uygulamada da bu şekilde Free Rice diye indirebilirsiniz. Free Rice, Burak'cığım yazabilir misin chatten? Bu şekilde yazdığınızda Play Store'da da var, Yoast'ta da var bildiğim kadarıyla. Oyun oynuyorsunuz ve gün içerisinde size sorular geliyor. O soruları cevaplamanız lazım ama tabii ki belli bir yerden sonra sorular zorlaşıyor bu arada. Yani gün içerisinde bu bağışı bir yere kadar topluyorsunuz ve aldığınız puanlar kadar pirinç de açlar için bağışlanmış oluyor. Sponsorları var bu oyunun. Sponsorları da bu şekilde harekete geçirmişler. Bakın şu ana kadar ben bu görüntüyü dün aldım. Gerçek rakamlar olsun diye 500 bin kişi oyunu oynamış ay içerisinde ve 5 puan vermiş aslında, bu da güzel bir şey ve 1.4 milyon dolar bağış yapılmış. Bakın bağışı da buradan görebiliyorsunuz, ne kadar açlık için bağış yapılmış. Teşekkür ederim Mehpare, bunu da kontrol edebiliyorsunuz. Bakın böyle oyunlar yapmak da mümkün, kampanyalarımızı bu şekilde oyunlaştırmak da mümkün, oyun oynayarak bağış yapmak da mümkün. Bu da bence çok güzel bir yenilikçi bir aslında bağış yapma yöntemi. Oyun oyna ve bağış yap ve açlığı sonlandır. Bu konuda da bunu kullanabilirsiniz.
Evet evet gerçekten yapılıyor çünkü Dünya Gıda Fonu yürütüyor bunu. Zaten uluslararası bir örgüt Dünya Gıda Fonu. Onların yürüttüğü bir çalışma. UNICEF'in de yaptığı bir çalışma var. Onu buraya almadım ama UNICEF'te özellikle Meksika'daki UNICEF'te gördüm ben bunu. Hatta Türkiye'deki de bildiğim kadarıyla başlatacak böyle bir çalışma. Cinsel şiddetle ilgili, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili bir oyun yapıyor. Yine o oyunla beraber de okullarda eğitimler yapıyorlar. Yani aslında oyunlarla dünyayı değiştirmek, toplumsal sorunları çözmek çok mümkün ve uluslararası örgütler de bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Siz de bir oyun sever olarak bu tür oyunları tercih edebilirsiniz. Bu tür oyunlarla bağışlar yapabilirsiniz. Evet, bu arada chatte muhteşem şeyler paylaşılıyor, yazılıyor. Harika. Pelin bahsedebilir misin? Bu SMA hastalarıyla ilgili sanırım. Ben onu bahsederim. Ben dernekle birlikte bir çalışma yapmak istemiştim. O zaman onlarla görüşmüştük öğrencilerimle birlikte. Şöyle söylemişlerdi. Normalde bu telefonlarımız sürekli adımlarımızı sayıyor ya. Hı hı. O otomatik olarak sayıyor ve siz sadece Help Steps ismini bir programı indiriyorsunuz. Gecenin sonunda 12'ye kadar attığınız adımları paraya dönüştürüyorsunuz yani, her gece. Evet. Ve daha sonra orada biriken, sizin kasanızda biriken para da SMA hastası çocuklara bağış oluyor. Aslında siz zaten bunu sürekli yapıyorsunuz. Sadece bir tuşa basarak bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Harika. Bunların her biri aslında dijital aktivite. Sanırım. Açıklamak için çok teşekkürler. Tüm bu aslında Tuğba senin de bilgin vardır. Tüm sivil toplumun olabildiğince katıldığı, çeşitli kampanyalarında dahil olduğu bir uygulama. Biz de TGV olarak burada varız. Help Steps'te ve bu uygulamayı indirdiğiniz takdirde bakkala gidiyorsunuz, gün içerisinde yaptığınız tüm adımları sayıyor ve şey yapıyor ve bunu gün sonunda dediği gibi Pelin'i paraya dönüştürüp hangi bağış, o gün kime bağışlamak istiyorsanız, hangi kampanyaya destek olmak istiyorsanız o kampanyaya destek olup bağışlarınızı TL karşılığı şeye bağışlayabiliyorsunuz kampanya. Bence indirmenizi öneririm. TGV'de var dediğim gibi. Çeşitli diğer kampanyalar da var. Aynen. Ben bir şey söylemek istiyorum. Yayını atacağım şimdi size. Buyurun. Çakıştı ama. Yasemin Hanım, buyurun. Evet, Yasemin bir şey mi sormak istiyordun? Sen misin? Benim. Söyleyecektim bu Help Steps ile ilgili, uygulamayla ilgili. Orada yazmıştım ama kaçırılmasın diye. Bu kolumuza taktığımız, sürekli üzerimizde olan akıllı saatler var. İşte Xiaomi'nin de var, işte Apple Watch'un da var. Ondan sonra o saatler daha hassas olduğu için ve tüm gün üzerimizde olduğu için cep telefonundan fazla adım sayma imkanı oluyor. Böylece daha fazla adım kazanıyoruz. Ben onu entegre ettim. Belki okuyamayan arkadaşlar vardır. Entegre ettikten sonra çok daha fazla sivil toplum kuruluşuna yardım etme imkanımız oluyor. Lütfen varsa siz de telefonunuzu tanıtarak Bluetooth yardımıyla daha fazla adım kazanıp daha fazla yardım yapabilirsiniz. Bunu söyleyecektim. Dijital aktivizm aslında önümüzdeki dönemlerde çok da fazla konuşacağımız bir şey. Ve oyun da bu dijital aktivizmde yer alıyor. Oyunlarla ve oyunlaştırmayla, mesela bu adım sayma da aslında bir oyunlaştırma. Birçok şeye destek olabilirsiniz, birçok şeyin yapılmasını sağlayabilirsiniz. Tabii bir şüpheciliğimiz olabiliyor bazen, hani gerçekten destek oluyorlar mı, ama evet oluyorlar. Çünkü artık şeffafız, yani her şey online'da, her şeyi görebiliyoruz, ölçebiliyoruz, bakabiliyoruz ve denetleyebiliyoruz. Bu tarafı çok güzel. O yüzden bu tür araçları araştırırsanız, yani oyun oynamayı seviyorsanız, hani böyle iyi oyunları da belki hayatınıza katabilirsiniz ve böylece de bağış da yapabilirsiniz. Şimdi bir diğeri daha, bu da bizim geliştirdiğimiz bir oyun bu arada. Özellikle bizim öğrenme tasarımları olarak geliştirdiğimiz oyunlarda toplumsal sorunları ön planda tutuyoruz ve bunlarla ilgili oyunları genelde zaten 75 oyun geliştirmişiz şu ana kadar. Hepsi de bu tür konularla ilgili sosyal fayda içeren konular. Şimdi buradaki sorun neydi? Aslında biz Türkiye için yapmadık bu oyunu. İtalya için yaptık. İtalya, İspanya, Slovakya ve Macaristan'ın olduğu bir grup vardı. Tamam. Bir grup vardı ve bir, daha doğrusu sivil toplum kuruluşları vardı ve onlar da şu sorununu görüyorlardı ki Türkiye'de de bu çok var. NEET gençleri duymuşsunuzdur. Ne işte olan ne de okulda olan gençler bunlar. Ve sayıları çok artıyor. Türkiye'de şu anda çok ciddi rakamlara ulaştık bu arada NEET gençler. Her ne kadar istatistikler farklı gösterse de çok ciddi rakamlarda. Dünyada da öyle.
Ki İspanya'da biz bu projeyi yaparken İspanya, İtalya ve Macaristan'da bu rakamlar çok yüksekti. O yüzden böyle bir proje yapmışlardı. Proje şu, oyunla bu NEET gençlere, yani ulaşılamayan gençlere ulaşmaktı amacımız. Ve oralarda biraz COSGAP var, kariyer ofisleri var ve tamamen gençler için çalışıyorlar. Avrupa'da bir zaten Youth Guarantee denilen bir sistem var. Gençler için eğitim, staj, iş imkanı, iş eğitimi gibi birçok imkan sağlıyor ve mentorluk veriyorlar. Kişisel mentorluk veriyorlar. Ve NEET gençlerle çalışıyorlar. Bize dediler ki danışmanlığı biz ortak olmamamıza rağmen sonradan yaptık. Biz bu gençlere ulaşacak bir oyun istiyoruz. Ve bu gençler oyun içerisinde hem kendilerini keşfetsinler, hem etraflarındaki fırsatları görsünler, hem bir iş görüşmesi yapsınlar, kendi CV'lerini oluşturabilsinler. Yani aslında o meslek ofislerinin yaptığı birçok şeyi bir oyunla yapabilelim dediler. Bir yıl boyunca çalıştık, bir sürü toplantılar yaptık ve bu oyun ortaya çıktı. Yine bunu da bulabilirsiniz. Job Labyrinth oyunun ismi. Oyun 5 dilde şu anda ve Avrupa'daki en iyi uygulamalar arasına girdi. Çünkü birçok meslek örgütü, meslek kuruluşunda bu oyun oynatılıyor. Meslek listelerinde de oynatılıyor. Buyur Merve, bir sorun var herhalde. Kaç yaşlar için peki? Yaş aralığı nedir oyunlar için? Genelde gençler, yani ortaokuldan itibaren başlıyor. İşte 20 yaşa kadar. Ama NEET gençler bizim oradaki amacımız. Hani ne okulda ne işte olan gençler tamam. Açıkçası. Tamamdır, teşekkürler. Bir şey değil. Oyun şöyle başlıyor, bir avatar oluşturarak başlıyor. Avatar oluşturmadaki amacımız da gencin gerçekten oradaki oyuncu karakterle kendini özdeşleştirebilmesi. Çünkü avatarların böyle bir gücü vardır. Kişi o avatarın rolüne girer. Aslında bir role play de vardır. Ve rol sizi korur. Bu dramada da böyle söylenir. Bir role girersiniz ve o rol sizi korur ama sizin de kendinizi yansıtabilmeniz için bir araçtır. Bu avatarla oynuyorlar. Karakterlerini oluşturuyorlar. Sonra odalar açılıyor. Her odada da farklı şeyler yapıyorlar. Mesela Hollanda denilen bir test var. Kişilik analizi. Bunu ücretsiz olarak internette de bulabilirsiniz. Türkçe'ye de çevrilmiş versiyonu var. İşte bir odaya giriyor. Orada bir şeyler yapıyor. Sonra bu Hollanda testini oyunlaştırılmış bir şekilde çözmesi gerekiyor. Sonra kendi kişilik analizi karşısına çıkıyor. Başka odaya giriyor. İş görüşmesi yapıyor. Bir yerde CV'sini hazırlıyor. Yine başka bir odaya giriyor. Bir sürü Avrupa Birliği fırsatı bunları görebiliyor. Bir yerde kendisine en yakın meslek ofisini görebiliyor ve oraya gidebiliyor. Gibi gibi böyle bir sürü şey var. Bunu sadece oyunu bulup oynayan gençler değil, aynı zamanda bu meslek odalı, bu job ofislere daha doğrusu giden gençler de oyunu oynayarak aslında bu mentorluk hizmetini alabiliyorlar. Dediğim gibi en başarılı uygulamalardan birisi seçildi. Umarız bir gün Türkçesini de yapabiliriz. Şu anda 5 farklı dilde ulaşabiliyorsunuz bu oyuna. Çok ortaklıklı projeler her zaman çok daha verimli. Yine bunun için fonlar da alabilirsiniz. İçimizde STK'lardan olanlar da vardır. Bir diğeri, bu oyun da bence dünyayı kurtaran oyunlardan birisi. TEGEV için yaptığımız, TEGEV'le birlikte yaptığımız bir oyun aslında. Çocukların haklarını öğrenmeleri için yapılan bir oyun. 15 binden fazla çocuk oynamış. Son rakamları almadım, bilmiyorum. Burak belki hakimdir. Evet, evet. 21 bin falan daha özel sayılarda aşan şey var şu an ulaştığımız ve bu yıl tekrar projeyi aldık ve tekrarlayacağız. Büyük bir şeyle sürdüreceğiz. Evet evet, güzel. İyi gidiyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, 6-14 yaş grubu ama tabii ki bu çok geniş bir skala. İki farklı kategori var oyunda. Eğer 6-9 yaş arası var, 9-14 yaş arası var. Böyle ikiye ayrılıyor oyun. Ve oyun içerisinde ayrımcılık, insan hakları, demokrasi, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekoloji, barış ve çocuk haklarına değiniyoruz. Tüm bunlarla ilgili aslında oyun oynayarak bu konularla ilgili farkındalık kazanıyorlar. Görüşlerini paylaşıyorlar ki en önemlisi bu. Çocukların kendi görüşlerini, dünya görüşlerini paylaşmaları. Çünkü sözlerimiz aslında bizim sihirlerimiz. Nasıl konuşuyorsak o kadar öyle yapılandırıyoruz düşüncelerimizi. O yüzden birlikte konuştuklarında, o ortak aklı geliştirdiklerinde bunu da geliştiriyorlar. Aynı zamanda zaten oyun kurgulanırken çoklu öğrenme stratejisi de kullanıldı. Birçok farklı strateji, öğrenme stratejisi oyun içerisinde entegre. Ve çocuklarla beraber tasarladık bir diğer tarafı da. TEGEV çocuklarıyla beraber oyunu planlamasını, uygulamasını, her aşamasını birlikte yürüttük. O yüzden katılımcı bir planlama da var bu oyunda. Oyunla gönüllüler de vardır içimizde, muhakkak gönüllüler. Oyunla gönüllüler de uygulamalar yapıyorlar. Harika.
Evet, bir diğerini bu çocuk hakları seksek oyunu. Bu herhalde 100 binin üzerinde çocuk oynadı şu ana kadar. Etkinlikler de yapıldı valiliklerle. Bilmiyorum içinizde oyunu duyan, oynatan var mı? En son bir kampanya da yaptık. 100 okula ücretsiz olarak yolladık kampanya kapsamında oyunları. Bu oyunda da aslında seksek oynayarak çocuk haklarını konuşmalarını sağlıyoruz çocukların. Keşfetmelerini sağlıyoruz. Onunla ilgili çocuk hakları ile ilgili aslında farkındalık uyandırmalarını sağlıyoruz ve bunu çocuklar yapıyor yine. Her oyunda bizim amacımız gerçekten çocukların ya da yetişkinlerin konuşarak o kavramları ortaya çıkartması, bir bilgi vermekten çok o bilginin özümsenmesi, o bilgiyle ilgili konuşulması var. Bununla ilgili makalemiz de var. En son paylaşacağım kaynakça da makaleyi okuyarak oyunun detaylarını da görebilirsiniz. Aynı zamanda satışta da oyunlar alıp bununla ilgili çalışmalar da yapabilirsiniz. Bu arada güzel tarafı bu oyunu biz Arapçaya da çevirdik. Ve bir sürü mülteci çocuk da bunu oynuyor. Yine Kilis'te, Antep'te, Sultanbeyli'de birçok toplum merkezi ve çocuk dostu alanlar var. Oralarda da uygulanıyor. UNICEF'le beraber yine gençlik merkezlerine de yolladık. Oradaki gençlik çalışanlarının eğitimini de yaptık. Onlar da uyguluyorlar. O yüzden aslında oyun size çok güzel bir yaygınlaştırma aracı da. Yani biz oyunla kampanya planlıyoruz, oyunla yaygınlaştırma yapıyoruz, oyunla eğitici eğitim yapıyoruz. Aslında oyun o kitlelere ulaşmak için, kitleleri harekete geçirmek için de çok önemli bir araç. Hatta bir oyunumuz kanserle ilgiliydi, kanser farkındalığıyla ilgiliydi ve ketemlerle işbirliği yaptık. Yine kanserle savaşan bir dernek vardı işbirlikçimiz olarak. Ve o proje kapsamında 10 ilde eğitimler verdik, bu oyunları verdik ve onunla eğitimler yapmalarını sağladık. Gerçekten çok birçok kişiye ulaşan güzel bir çalışmaydı. Bunları da bu oyun stratejilerinde düşünebilirsiniz yine. Ve şimdi tabii bu kavramları eminim duyuyorsunuzdur. Çok fazla duyuyoruz ve bazen karışabiliyor literatürde. O yüzden şöyle bir oyun tasarımına geçmeden önce bu kavramları biraz netleştirmek istedim. Çünkü şimdi bir oyunu nasıl tasarlıyoruz? Böyle bir toplumsal fark yaratacağımız, işte dünyayı değiştireceğimiz oyunları nasıl tasarlayacağız ondan bahsedeceğim. Ama bunlar farkları daha önce hiç duymayan var mı? Ya da bu kavramları çok net bilmeyen var mı içimizde? Herkes biliyor mu? Son dönemde o kadar çok eğitimler, aktiviteler var ki oyunlaştırma artık sanırım daha net bir şekilde biliyoruz bunların arasındaki farkı. Ama şöyle çok kısaca bahsedeyim. Oyuncak aslında her şey olabilir. Ve çocuklar için oyuncak bir sopa da olabilir, bir çorap da olabilir. Oyuncak bizim hayal gücümüzü tetikleyen, hayal gücümüze bir şeyler yapmamızı sağlayan şeydir. Mesela biraz önce evcilik oyunundan bahsettik. Evcilik oyununda bir sürü oyuncak, hani taş da oyuncak olabilir bizim için. Aynen Tuba Hanım, örnek vermek istiyorum size. Nerede? Buyur. Ben de su içeyim. 6 yaşında oğlum var. Evdeki bütün tahta kaşıklar onun her şeyi, oyuncak. Oyuncak değil, sadece o tahta kaşıklarla oynuyor. Onu her deşif ettim kızacak galiba. Tahta kaşıklar mesela onun oyuncağı. İstediğim kadar oyuncak alsak bile onu oynamak istiyor bize hep. Anne bir an. Oyuncak da istiyorum diyor şu an. Teşekkür ederim. Harika, çok teşekkürler. Aslında yani çocuk için gerçekten hayal gücünün zenginliği önemli ki çocuklarda böyle, hayal gücü çok zengin. O yüzden aslında her şey oyuncağı olabilir ki son dönemde bir video çok böyle viral dolandı, işte çocukların önüne mesela bir tane elma koyuyorlar, bir tane top koyuyorlar, elmayı tercih ediyor ya da şişe koyuyorlar, işte ne bileyim şıngıştak koyuyorlar, şişeyi tercih ediyor gibi gibi. Aslında çocuklar hep böyle gerçek malzemeleri tercih edebiliyorlar burada. Ve oyuncağın da böyle bir gücü var. Şimdi oyuna geldiğimizde ise oyun kuralları olan bir şey. Oyuncakta hiçbir kural yok bu arada. Dediğim gibi hayal gücünüz sınırsız. Ama oyuna geldiğimizde kurallar var. Ve belli bir yaştan sonra aslında biz kurallı oyunlara başlayabiliyoruz. Mesela bir Monopoly'yi siz 2 yaşındaki ya da 3 yaşındaki bir çocuğa oynatamazsınız. Çünkü o kuralları anlaması çok daha zordur. Çok basit kuralları olan mesela saklambaç gibi oyunları oynayabilir o dönemde. Bunların her birinin bir yaşı var ama oyunda kurallar var. Başlangıcı var, bitişi var, işte oyunda nerede kaybedersiniz, nerede kazanırsınız, bunların hepsinin basit ya da komplike kuralları var. Oyun tabanlı öğrenme bu oyunu alıp eğitim için, eğitim amaçlı kullandığınızda oluyor. Mesela Monopoly çok seviyoruz. Biz Monopoly'yi matematik öğretmek için kullanıyorsak orada oyun tabanlı öğrenme yapıyoruz. Ama sadece keyifli zaman geçirmek için yapıyorsak oyun oluyor bizim için. Oyunlaştırma da aslında bu oyun kurgularının işte puanlar, level'lar,
statüler, yıldızlar, bütün bunların gerçek hayatta kullanılması. İşin içinde bir oyun yok ama oyun kurguları var. Buna da oyunlaştırma diyoruz. Mesela uygulamalarda da baktığımızda işte bu adımların sayılması aslında bir oyunlaştırma. Ne yapıyorsunuz? Adım atıyorsunuz. Bir oyun oynamıyorsunuz aslında orada. Ama oradan aldığınız puanlar var. O hatta bir şeye, gerçek bir şeye dönüşüyor. Bir geri bildirim alıyorsunuz orada. Bu oyunlaştırma. Ya da yemek sepetinde, günlük hayatta kullandığımız Trendyol'da birçok şeyde bu tür oyunlaştırmalara görebiliyoruz. Çünkü özellikle pazarlamada oyunlaştırma çok büyük bir güce sahip şu anda. Hatta veriler diyor ki yani önümüzdeki yıllarda 2023'e kadar oyunlaştırmayı kullanmıyorsanız pazarlamanızda geride kalacaksınız. Tüm şirketler o yüzden hızla bunu yapıyorlar. Ama sadece bu değil. Eğitimde oyunlaştırma da çok önemli. Hani bu defterlere yıldızlar verme. Eminim halen devam eden öğretmenlerimiz vardır. Var mı yıldız verme deftere? Var. Pelin bir kafasını salladı, onu gördüm şu anda. Evet diyor hemen Nurcan. Değil mi? Bu bile sticker verme, yıldız verme. Bakın çok eski, kadim bir aslında teknik baktığımızda yıldız verme. Ama işe yarıyor. Hala motive ediyor çocukları. Ne kadar dijitalleşsek bile oradaki o yaptığımız manuel bir şey çok işe yarabiliyor. Ki çok yaratıcı öğretmenlerimiz var. Çok farklı konularda oyunlaştırmalar yapabiliyorlar. Mesela çocukların kitap okumasını artırmak için de yapabiliyorlar bunu. Sınıf içerisinde yardımlaştırmayı artırmak için oyunlaştırma yapabiliyorlar. Oyunlaştırma da böyle bir şey. Yani hayatımızdayız. Günlük yaşamımızdayız ama onu daha keyifli hale getirecek oyunsu bir takım dokunuşlar yapıyoruz. Oyun elementlerini kullanıyoruz. Şimdi burada özellikle biz oyuna odaklandığımız için şöyle bir oyunu nasıl tasarlıyoruz onu anlatarak başlamak istedim. Özellikle bir toplumsal değişimi hedefliyorsanız ya da bir sorunla ilgili bir oyun tasarlıyorsak, bir toplumsal sorunla ilgili bunun bir takım aşamaları var. Biz tüm oyunlarda bu teknikleri kullanıyoruz bu arada. Bunu size bir oyun üzerinden anlatmak istedim. Toplumsal eşitlik oyunu, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili geliştirdiğimiz bir oyun. Yine sosyal medyada videolarını da görebilirsiniz. Sonra bir kampanya ile okullara da bağış yaptık bu oyundan. Şu anda da aynı şekilde birçok STK ile kurumla oyunu yaygınlaştırıyoruz. 9-14 yaş grubu için tasarlandı oyun. Ve oyun sırasında amacımız tamamen aslında bu konuda farkındalık oluşturmak, bu konunun konuşulmasını, çocuklarda bu bakış açısının gelişmesini, eşitlikçi bakış açısının gelişmesini sağlamak. Ama oynayanlardan oyunun son hali. Şimdi oyun tasarlarken ilk yapacağımız, bu tür sosyal sorunlarla ilgili oyun yapıyorsak, her oyun için geçerli ama bu konularda da çok daha hassas, çok ciddi bir araştırma yapmamız lazım arkadaşlar. Analiz ve araştırma. Biz bu oyuna ilk karar verdiğimizde 2000 kaç yılıydı? Sanırım 2008 yılıydı. 2018 yılıydı. Bayağı geriye gittim. Şundan dolayı karar verdik. Bir sivil toplum kuruluşu bize geldi ve bu konuda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışıyordu. Ve dediler ki biz gençlere anlatamıyoruz, çocuklara bu konuyu anlatamıyoruz. Çok üstte kalıyor. Bununla ilgili bir oyun yapabilir misiniz? Sonra biz araştırmalara başladık. Acaba nasıl olur? Var mı alanda? Böyle çalışmalar nasıl yapılıyor? Özellikle çocuklarla bu konu nasıl çalışılıyor? Ne yapılıyor? Ve çok fazla aslında Türkiye'de de çok çalışma yapılmadığını gördük. Şimdi daha da arttı. Ama o dönemde özellikle çok azdı böyle kaynaklar bulmak. Sonra İmece'nin bir programı vardı sosyal girişimciler için. Ona seçildik ve oradaki hedefimiz de zaten bu oyunu geliştirmekti. Ama oyunu geliştirirken bizim ilk yaptığımız ciddi bir analiz. Biraz önce bahsettiğim gibi. Nasıl analiz edeceğiz biz bu konuyu? Araştırmalar yaptık. Yani bu konuyla ilgili çalışan STK'da bu arada TAP aldı. Onlarla görüşmeler yaptık. Açer'le görüşmeler yaptık. Önce bir STK'larla durum ne? Ne oluyor? Nasıl çalışmalar yapıyorlar? Bunu inceledik. Akademik çalışmalara baktık bu konuda yapılan. Yine çocuk alanında çok azdı. Uluslararası literatürü taradık. Bununla beraber dedik ya bizim bunu çocuklarla bir araştırmamız lazım. Çocuklar bu konuda ne görüyor? Tabii çocuklara gidip bunu sormak çok kolay bir şey değil. Alacağımız veriler belki çok yanlış olacak. Dedi ki bunu analiz edebileceğimiz bir araç geliştirelim. Yine oyunlaştırarak bir araç geliştirelim. Böyle bir resim çizdik. Burada cinsiyeti olmayan kişiler var. Bir ev var. Gördüğünüz gibi ev içerisinde de bir sürü işler yapan kişiler var. Gönüllü bir ağımız var bizim. Hatta burada da var birkaç gönüllümüz gördüm. Gönüllü ağımıza dedik ki bir araştırma yapıyoruz bu oyun için. Etrafınızdaki 9-14 yaş grubu çocuklara bu resmi gösterin. Hangisini kadın olarak görüyorlar, hangisini erkek olarak görüyorlar? Boyayarak anlatsınlar. İşte kadına turuncu boyasınlar, erkeği mavi ya da kadının mavi boyasınlar, erkeği turuncu. Renk önemli değil. Ama iki ayrı boyama yapsınlar
ve sonra onun üzerinden bir araştırma yapalım. 175 çocuğa ulaştık. Türkiye'nin farklı yerlerinden bu arada. Gönüllerimizin gücü sayesinde. Ve gördüğünüz gibi burada bakın. Mesela tahmin yürütelim. Sizce burada hangisine daha çok kadın, daha çok erkek demişlerdir? Ne olabilir? Burada bir sürü görev var. Uçak rahat görebiliyorsunuz bu arada değil mi? Umarım rahat görebiliyordur herkes. Sizce hangisine kadın demişler? Ağırlıklı olarak tabii. Hangisine erkek demişlerdir? Özge buyur. Benzer bir çalışma yürüttüm de bu sene çocuklarla dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini ele aldım. Benzer bir şey sormuştum. Daha sözlüydü. Pembe, turuncu, kırmızı gibi renklerin daha çok sınıfın %90'ı kızlar için olduğunu işaretlemişlerdi. Mavi, yeşil gibi renkleri de erkekler için olduğunu söylemişlerdi. Oradan hareketle öyledir diye düşünüyorum şu anda. Maalesef o şekilde renklerin cinsiyeti olarak görülüyor. Evet. Çok güzel bir çalışma yapmışsın. Neden diye sorduğumda ben pembe terlik istemiştim. Denize gidecektik. Seyyar bir satıcı vardı. Babam pembe sana olmaz dedi. Aslında bir adım sonrası çünkü oldukça kültür seviyeleri özel okulda çalışıyorum. Yüksek bir yer ama ailelerden aslında aktarılan şeyler var. Hatta en son yazdıkları şeylerde kadın kelimesinin ayıp olduğunu düşünüyordum diyen birçok öğrencim çıktı. Ve erkek dediğimde akıllarına ilk gelen, yani insan dediğimde akıllarına erkek gelmişti Menti uygulamasında. Bu da çok üzücüydü. Yani... Evet. Çünkü insanoğlu kelimesi var mesela kullanılan. Orada aslında ona insanlık olarak kullanmamız lazım. Evet. Yani kelimeler çok önemli. Çok teşekkürler Özge. Bunda da araştırma yaparken bir bu resmi kullandık. Bir sürü yöntem kullandık. Birinde de kadın nedir, erkek nedir diye sorduk. Ve bunu 300'den fazla çocuğa sorduk. Bu arada sosyal medyamızda bunların sonuçlarına bakabilirsiniz. Her birinin sonuçları, raporları var. Kadın nedir, erkek nedir diye sorduğumuzda gelen kelimeler çok ilginçti. Mesela kadın nedir dediğimizde çoğunluk anne demişti. Başka ne demiş olabilirler sizce? Kadın dediğimizde akıllarına ne gelmiştir? Öğretmen. Öğretmen. Evet, anne en çok söylenenlerden, şefkat mesela, temiz, bakımlı gibi kelimeler kadın dediğimizde akıllarına gelen. Erkek dediğimizde ne gelmiştir akıllarına? En çok, en popüler cevap. Güç, baba. Baba hiç gelmedi neredeyse. Bu çok ilginç. Evet, burada bu arada kumandayı tutan erkek diyoruz sanırım. Evet. Erkek, Tülin ve Elif el mi kaldırıyoruz yoksa yanlışlıkla mı oldu? Buyur Elif, istersen senden alalım eğer bir şeyler söylemek istiyorsan. Merhaba. Merhaba, sesim geliyor herhalde. Geliyor, geliyor. Mesela şeyde de, arkeolojide özellikle benim çok dikkatimi çekiyor. Genelde hep böyle erkek figürleri görüyoruz fotoğraflarda. İşte erkeklerin bir yontma işiyle uğraştığı ya da kadının ve çocukla ilgili çok bilgi yok mesela arkeolojide. Genelde orada da erkek baskınlığını dikkat ettim ben de. Evet, kesinlikle var. Zaten toplumsal cinsiyet eşitliğinin tarihine de baktığımızda o dönemden başlıyor aynı şekilde evet. Kadına bakış. Ama tabii günümüzde bunun olması... düşünmemiz gereken bir konu, değiştirmemiz gereken bir konu. Erkek dediğimizde en çok gelen kelimelerden birisi de liderdi. Bu arada bu çok ilginç. Hatta sonrasında okullarda çalışmalar yaptık biz. Yani bu araştırma kısmımız bir yıl sürdü bu arada arkadaşlar. Hem bu verileri araştırdık, hem bu tür işte kadın nedir, erkek nedir diye sorduk, kelime aldık. Bu çalışmayı yaptık, bunun araştırma aldık. Okul ziyaretleri yaptık, okulları gözlemledik. Mesela bir okul duvarında erkek figürleri var, resimler, rol modeller. İki tane kadın rol model var. Kimler sizce? Çok beni şaşırtmıştı gözlem sonrasında. Hangi kadınlar var? Hangi kadınların resimlerini görüyoruz okul duvarlarında? Mesela Mimar Sinan var. Mimar Sinan bir mimar olarak orada yer alıyor. Ya da Mehmet Akif Ersoy bir şair olarak var. İşte... Hocam bizde Sunay Kıraç var ya. Yeter bence. Sunay'ın Ankara, evet Sunay Hanım'ın şeyini görüyoruz her zaman. Görüyor muyuz? Aa, harika. Benim gittiklerimde evet. Ben görememiştim yani maalesef. Bazılarında var yok. Eğitim, pardon, okullarda değil TEGEV'de. TEGEV'de var. TEGEV'de var kesinlikle. TEGEV'de hatta bununla ilgili bir çalışma da var bizim. Kadın rol modellerle ilgili. Aynen. Evet, Zübeyde Hanım ve Nene Hatun. Bu ikisinin fotoğraflarını, resimlerini görüyoruz. Onun dışında diğer... hani bir Tabii çok... ya Gökçen var sadece. Aynen.
Aynen. Mesela bir dönem Halide Edipadıvar'da vardı. Şu anda göremedik okullarda. Bilmiyorum. Belki yoktur. Belki o okullara asmamıştır ama devlet okullarına, özel kolejlere birçok yere gittik. Ve bu çok şaşırtıcıydı bize. Yine öğretmenlerle görüşmeler yaptık. Hani çok bilgili öğretmenler de dahi bazı konularda o farkındalık çok gelişmiş değil. Bu araştırma kısmı. Bu kısmı geçiyorum. Zaten bununla ilgili bir sürü data, veri bulabilirsiniz. Ama bir oyunu yapmadan önce, yani ne oyunu yapacağım, çok heyecanlı bir şey. Çok böyle çekici bir şey. Oyunda şunu koyalım, bunu koyalım, en çekici şey. Ama önemli olan aslında oyunu yapmadan önce konuyu bir araştırmak. Gerçekten analiz etmek, gerçekten durumu anlamak. Hedef kitlenizle görüşmek, onların dünyaya bakışını görmek. Mesela bizim burada bir Zeynep karakterimiz var. Zeynep 9 yaşındaydı. Şu anda büyüdü. Bizim hatta gönüllülerimizden birisiydi. Kendisi Sakarya'da okuyor. Çok da aktif bir kız. Onunla görüşme yapmıştık biz. Böyle derin görüşmeler de yaptık çocuklarla. Ve Zeynep'e şey sorduk. Büyünce ne olmak istiyorsun? Hani böyle mühendis olmak ister misin? İşte pilot olmak ister misin? Gibi meslekler sorduk. Zeynep şey dedi. Hayır, olamam. Çünkü ben hiç bilim insanı, mesela bilim insanı olmak isterdim. Bilim adamı dedi tabii. Bilim adamı olmak isterdim ama ben hiç kadın bir bilim adamı görmedim dedi. Bunlar çok ilginç. Aslında bu kelimelerin ne kadar etkili olduğunu da görüyoruz. Ama bir taraftan da o rol modellerin çok önemli olduğunu görüyoruz. Tabii tüm bu veriler bizim için oyuna dönüştürebileceğimiz şeylerdi. Şimdi biz bu verileri niye topladık? Bakış açısını görmek için topladık. Durumu analiz etmek için topladık. Okullarda buna ne kadar zaman ayrılıyor? Öğretmenler buna ne kadar hazır, okullar buna ne kadar hazır, tüm bunları görebilmek için aslında yaptık. Ama bir taraftan da bizim için oyuna dönüştürebileceğimiz doneler vardı burada. Hedeflerimizi bunun üzerinden planladık biz. Hangi konularda çalışma yapılması gerekiyor? Bu arada bu biraz önce yaptığımız testin çalışmanın sonuçları 178'miş, pardon, kişiyle uygulamışız. Çöp insanlar kiti bu. Ve bunun üzerinden görüyorsunuz zaten şöyle bir. Mesela çiçek sulayan %83.3 kadındanmış bu kadar kişi arasında. Çarpıcılarından bir tanesi de bu paraşütle atlayan %92 oranında erkektenmiş. Ya da merdivenle çıkan %99 erkektenmiş. Bu, bunlar bile aslında bize o ev içerisinde rol modellerin nasıl oluştuğunu gösteriyor. Ted Kayseri. Evet, merhaba. Ben ismi değiştiremedim. Girdikten sonra ismi böyle unuttuğunu fark ettim. Çok anne hesap birden farklı kullanıyoruz. İsmim Başar. Ben çok keyifle dinliyorum eğitiminizi. Girerken acaba mı falan diye hani şey olmuştum. Benim burada şöyle bir sorum olacak. Benim oğlum 5 yaşında kreşe gidiyor. Bir gün geldi eve, dedi ki anne dedi erkekler kızlarla oynamazmış dedi. Kim söyledi dedim. İşte bir arkadaşın ismini verdi. İşte biz anlattık falan, ya burada maalesef bu iş evde başlıyor. Tabii. Hani evde gördüklerini ve ben hani öğretmenim, İngilizce öğretmeniyim. Ve şey, sorunlu çocuğun kökenine indiğimiz zaman hep sorunlu anne babayla karşılaşıyoruz maalesef. Yani ya anne ilgisiz ya çok baskıcı, hani mutlaka hep. Yani bizde de aynısı olacak belki, hani şey yapamıyoruz ama hep çocuklarda anne babanın ya da kiminle büyüyorsa onun etkisi çok fazla. Hani burada çocukları eğitmeye çalışırken ailelerini eğitmeye çalışmak da, hani onun için de uğraşmak ya da hani yaptığınız bir şey var mı? Ben hani bunu aileleri, velilerimizi yönlendirmek için soruyorum. Hani ailelere yönelik bunu nasıl çocukları düzgün bir şekilde eğitip bu cinsiyetçi ayrım artık hani bunu kaldırabilecekleri bir eğitim yapıyor musunuz, yapacak mısınız? Hani bunu sitenizden mi takip edebiliyoruz? Ben onu sormak istedim. İsim neydi? Tek Başar. 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 Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Başar. Evet, kesinlikle tabii ki aile çok önemli bir unsur. Zaten böyle 7 yaşa kadar aslında aile çok ciddi bir altyapı oluşturuyor çocuk için. Ama okulun da çok büyük bir gücü var. Akranların çok büyük bir gücü var. Yani öğretmenler bu akran öğrenmesini çok iyi kullanabilirler. Öğretmenin sözü çok geçer. Zaten hepimiz için öyle değil midir? İlkokul öğretmeni böyle bizim gözümüzde çok önemli bir rol modeldir. Ben ilkokul öğretmenimin sigara içtiğini görünce böyle büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Hep gizli içerdi. Yakalamıştım bir kere ve o yüzden de aslında çok önemli bir rol modeli oluyorsunuz. Sizlerin söyledikleri de çok güçlü. Bunda asla yatsımamak lazım. Biz ailelerle ilgili çalışma yapıyoruz. Hatta şunu yapıyoruz. Bu toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili eğitimler de veriyoruz ve oyunu da oynatıyoruz. Aslında çocuklar kadar onlar da oynuyorlar. Bu oyunla gençlere eğitimler veriyoruz. Gençler çocuklara uygulama yapıyor. Ama ben şunu da çok iyi biliyorum. Kendimden de biliyorum. Eminim siz de biliyorsunuzdur. Ailelerin eğitimini sağlayan aslında çocuk.
Çocuk öğrendikçe aileyi temsil edebiliyor da aileye söyleyebiliyor ve aileyi öğretiyor. Aslında o jenerasyonu sağlayan hani dönemdeki o yenilikleri öğreten, aileyi eğiten bir taraftan o çocuk. O yüzden ne kadar farkındalık uyandırırsak çocuklarda o kadar da aile hakkında farkındalık kazanıyor. Ama yani biz bunu teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çalışmalar yapıyoruz. Yine en son hesaplarımızı vereceğim. Oradan da mail atabilirsiniz. Konuşuruz da. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi buradan sonra ne yaptık? Bu araştırmalar, veriler bir sürü şey toplandı. Sonra biz oyunu geliştirdik. Ama oyunu şöyle, prototip yapıyoruz. Hemen böyle bir tasarımcıyla anlaşmıyoruz. Hemen bir işte bunu bir matbaada basalım demiyoruz. Önce tamamen en kağıt, kalem, boya. Hatta benim bir resim defterim vardır. Çizerim, birçok oyunun böyle bir çizimi vardır. Çizip bir oyunu önce bir denememiz gerekiyor. Ve prototip diyoruz biz buna. Prototip test diyoruz. Çünkü çocuklarla beraber tasarlamak bizim için çok önemli. Oyunun böyle bir prototipini yaptık ve ülkelerden oluşuyordu oyun. Ve sonrasında gidip SAGEM'leri belki bilenler vardır. Sarıyer Belediyesi'nin çocuk merkezleri. Böyle o mahalledeki çocukların çok güzel eğitimini de sağlıyorlar. Oralarda uygulamalar yaptık. Hatta orada bizim bir örnek çocuk oyun grubumuz var. Onlar artık alıştılar bu tür oyunlarda da hani ne oynayacağız diye geliyorlar. Onlarla oyunu oynattık. Ve oyunda bu aslında yaptığımız bütün araştırmalar oyuna yansıyor. Mesela kadın nedir, erkek nedir diye sorduğumuz soruların cevapları orada bir kart. Gördüğünüz gibi dili düzelt kartları var, ülkeler var, tahmin et var, değiştir var. Mesela orada işte etrafında futbol oynayan bir kız arkadaşını söyle diye bir cümle var. Hani burada amacımız ters düz etmek. Gerçekten diğerlerinin de olabildiğini göstermek. İşte çok derli toplu olan bir erkek arkadaşını söyle. Kim olduğunu söyle, nasıl olduğunu söyle gibi kartlar da var burada. Dili düzeltte kelimeler var bu yanlış bilinen. Onları düzeltmelerini istiyoruz. Biz onlara şu kelimeyi kullan demiyoruz asla oyunda. Bu nasıl olmalı diyoruz. Prototipi yaptığımızda çocuklardan çok güzel geri bildirimler aldık. İsmine kadar. Biz tek olsun mu dedik. Onlar onu beğendi. Bir sürü seçenek vardı. Bu olsun dediler. Önerilerde bulundular. Oyunda şu kalsın bu çıksın dediler. O kadar önemli ki bu. Yani bir oyunu tasarlama sürecinde muhakkak bir prototip denemesi, birkaç prototip denemesi yapın. Bu oyunu biz her oyunda bunu yapıyoruz. Farklı örneklem grupları oluşturuyoruz. Yani bunda özel okullarda da gidip uygulama yaptık. Sivil toplum kuruluşlarında, devlet okullarında farklı farklı gruplarla uygulamalar yapıp sonrasında oyunun tasarımı ve son hali oldu. Bununla ilgili de dediğim gibi yine sosyal medyalardan bulabilirsiniz. Şimdi sürem azalmış. Çok güzel sohbet ederek ilerliyoruz ama şöyle birazcık toparlayarak gideceğim. Şimdi oyunu oluşturan 4 tane önemli nokta var. Bu aslında bütün oyunlarda olmazsa olmaz ve özellikle sorunları çözecek bir oyun tasarlıyorsak muhakkak üzerinde durmamız gereken konular. Bir, amaç. Amacımız ne? Mesela bizim bu oyunu geliştirirkenki amacımız toplumsal cinsiyet eşitliğinin çocuklar tarafından konuşulmasıydı. Biz konuşturmak istedik sadece. Farkındalık zaten konuşmayla ortaya çıkar. Birlikte öğrenerek, hatta şeyi hiç unutmuyorum. Mesela gruplar oluşturmaları gerekiyor oyunda. Ve dedik ki işte bir tane görev var orada. 10 puan kazanacaklar. Kız erkek karma gruplar yapılması gerekiyor. Kız ve oğlan çocuklarının. Oradaki görev el ele tutuşun 10 kere zıplayın. Bir tane çocuğumuz şey dedi. Ben kızların elini asla tutmam. Niye tutmuyorsun dedik. İşte tutmuyorum ben dedi. Tamam dedik. O da böyle kazağını çekti ve o şekilde tuttu kızların elini ve öyle zıpladılar. Hiçbir şekilde müdahale etmedik. Hayır bu yanlış, şöyle asla böyle şeyler söylemedi ki öğretmenlere de bunu öneriyoruz. Ama sonra oyun devam ettikçe gayet rahat el ele tutuştular, fikirlerini de paylaştılar ve birçok şeyi konuşabildiler. O yüzden amacımızı çok net koymamız ama amacımızı da araştırmalara dayanarak gerçekten o kitlenin psikolojisini, ruhunu bunları bilerek ortaya koymamız lazım. Sonra tabii ki kurallar. Oyundaki kurallar ne kadar basitse o kadar kolay oynanır. Çok komplike kurallar koymayın. Ne kadar basit kurallar koyduysak o kadar kolay. Mesela biz bu oyunda işte kartlar var. Kartlardan o zar görevi oluşturuyor aslında tuzluk. Tuzluktan bir kart çıkıyor. Ekip olarak onu alıyorlar. Sonra oradaki görevi yapıyorlar. Sonrasında ponçik kazanıyorlar. O topları kazanıyorlar aslında. O biriktikçe de puanları birikmiş oluyor. Etkili geri bildirim sistemi. Aslında buradaki bu ponçikler, işte puanlar, yıldızlar bu geri bildirim. Böyle bir geri bildirim koymamız lazım. Bu yetişkinler için de çok önemli. Ben neredeyim şu anda? Kaç puan aldım? Ne oldu? Bunu sorarlar. Çocuklar için de çok önemli. Hatta çocuklar için çok daha önemli. Mesela çocuklar hemen kazanan olacak mı diyorlar.
kaç kişi kazanacak, puanım kaç hocam? Bu onlar için çok önemli. Tabii şöyle oyunlar olabiliyor. Mesela TGV için yaptığınız oyunda herkes kazanıyor. Herkes farklı kategorilerde kazanıyor. Her birinin farklı farklı konularda böyle topladığı boncuklar var. O yüzden kaybeden kimse yok. Herkes farklı kategorilerde kazanmış oluyor. Ama ne kadar soru bildiklerini, ne yaptıklarını, ne kadar ilerlediklerini görebiliyorlar. İşte o yüzden oyunda o geri bildirim sistemi çok önemli. Ve sonuncusu gönüllü katılım. Gerçekten oyunu isteyerek, katılarak oynamaları lazım. Böyle bir planlama yapmamız lazım. Zaten oyunun böyle bir gücü var. Bir oyunu koyduğumuzda herkesin gözü parlar. Mesela toplumsal cinsiyet eşitliğinin üstüne konuşacağım dediğimde belki o kadar gözlerimiz parlamayabilir ama hadi hep beraber bir oyun oynuyoruz dediğimde birçok açıdan aslında bu sizi motive eder. Bu genel olarak böyle bakacağımız bir şey. Oyun tasarım elementleri birçok. Bununla ilgili zaten yazılar da var. Seviyeler, hikaye kurgusunu çok kullanabilirsiniz oyunda. Bir hikaye üzerinden oyunu tasarlayabilirsiniz. Tema seçebilirsiniz. Çatışma unsuru muhakkak olması lazım. Yani bir çatışmadan kastımız zorluk aslında. Bir şekilde orada mücadele etmeleri, işte birbirleriyle bir şeyler yapıyor olmaları, ilerlemeleri çok önemli. Böyle bir unsur olması lazım. Yine aynı şekilde işbirliği de koyabilirsiniz. Mesela bazı oyunlara koyuyoruz. İşte bir takıma yardım et, şu kadar puan kazan diyoruz. Bir takıma yardım etmesi gerekiyor görevlerden birisinde. Yine o oyunun çatısını nasıl kurguladığınızla çok bağlantılı. Ve estetik de burada çok önemli. Yani görsel tasarım. Ne kadar görselliği güzel tasarlarsınız ki artık çok güzel tasarım araçları var. Mesela biz Canva'yı çok kullanıyoruz. Eminim vardır burada kullananlar. Bu araçlarla kendi oyununuzu çok güzel tasarlayabilirsiniz. Yine elle kağıt kalemle yapan bir sürü öğretmen gördüm kendi kaynaklarıyla. Harika. Yani bu tür bir özen göstermemiz lazım oyun için. O estetik, hani açtığımız anda böyle bir çekiciliği olması gerekiyor oyunu. Evet, bunlar da oyun unsurları. Bunlar üzerinde çok durmayacağım ama oyunların altyapısına baktığımızda pedagojik yaklaşımlar, aslında eğitim yaklaşımları var. Biz özellikle oyunları tasarlarken bu eğitim yaklaşımlarını kullanıyoruz. Birisi deneyimsel öğrenme teorisi. Yani önce deneyimini ettir, sonra o deneyimini konuşmasını sağla, sonra onun üzerine bilgi ver. Daha sonrasında da bunu gerçek hayata yansıtabilmesini sağla. Deneyimsel öğrenme döngüsü bundan oluşur. Oyunlarda da böyle bir şey var bizim. Yani aslında bir deneyim yaşıyor ama o deneyimin sonunda, her oyunun sonunda öğretmenden ya da eğitmenden ya da kim oynatıyorsa oynatacağım muhakkak geri bildirim almalarını istiyoruz. Kişilerin oynadığı oyunlarda da böyle bir aşama oluyor. Bu deneyimsel öğrenme döngüsü çok önemli. Self-determination, yani öz belirleme teorisi denilen bir teori var. Bu da özerklik. Kişi oyunda özerk olmalı. Bir şeye bağlı olmamalı. Kendisi kararlar alabilmeli. Yani strateji yapabilmeli ve yapabileceği bir takım görevler önünde olmalı. Ustalaşabileceği, kendisinin yapabileceği görevler olmalı. O yüzden hedef kitlenizi belirlerken gerçekten o hedef kitleye uygun bir oyun tasarlamamız lazım. Fogg'da bir motivasyon davranış yöntemi, oyunlaştırmada da çok kullanıyor. Yani motivasyon çok önemlidir diyor. İşte o oyun motivasyonu yetenekleriyle bağlantılı olması gerekiyor diyor ve bir tetikleyici olması gerekiyor diyor. Yine bu da oyunda kullanabileceğimiz teoriler. En sonunda sanırım paylaşacağız. Bunu biraz geçiyorum. Oyuncu tiplerimiz var aslında. Gerçek hayatta da bunlar var. Bazılarımız var, oyunda çok yardım etmeyi sever. Bazılarımız özgür ruhludur. Ya ben kafama göre oynayacağım der. Bazılarımız ya biz bu oyuna sosyalleşmeye geldik, keyifli zaman geçirmeye geldik, niye kavga ediyorsunuz derler. Bazılarımız da vardır başaranlar. Onlar oyunda bir şekilde kazanmalı. Kazanmak için her yol mübahtır ve başarmaya çalışanlar. Bu aslında baktığımızda günlük hayatta yaşamımızdaki de özelliklerimiz, hani bu özellikler aslında oralarda da var. Aynı şekilde öğrenme stillerinde de bunu görüyoruz. Peki, oyun tasarlama sürecinde önümüzde neler var? Bir oyunu tasarlarken biraz önce de bahsettiğim gibi önce bir sorunu özellikle tespit etmemiz gerekiyor. İhtiyaç ne, sorun ne? Daha sonra bunun için bir araştırma ama doğru planlanmış araştırma yöntemleri oluşturmamız gerekiyor. Gerçekten oyun tasarlayacağınız kitle kimse, görüşün önce onlarla. Dünyada örnekler var mı buna bakın. Kendinize göre bir yöntem bulun ve analizler yapın. Sonrasında hedef kitlenizi iyice tanımak yine çok önemli. Biz katılımcı planlamadan yanayız. Özellikle bu tür sosyal oyunlarda katılımcı planlama çok önemli. O hedef kitlenize dahil ederek o aşamaları belirleyin, oyun aşamalarını. Hedeflerinize ulaşmak istediğiniz yerleri belirleyin. Yani bu oyunu neden oynasınlar?
ve oyun bitince ne olsun, ne hissetsinler oyunun sonunda, ne düşünsünler, ne kazansınlar, bunlar yine çok önemli. Daha sonrasında oyunun şeklini, elementlerini belirleyebilirsiniz. İşte şans faktörü ne olacak, kartlar mı olacak, oyunda bir board mu olacak ya da dijital mi olacak? Yani her biri olabilir. Ne bileyim bir çark olacak, çark dönecek, oradan bir şeyler bilecekler ya da yapacaklar. Bunları bu aşamada yapabilirsiniz ama ilk aşama bu değil. Aslında silsilesini birazcık daha göstermek istedim. Çünkü genelde ilk aşama bununla başlıyoruz. Şöyle bir oyun olsun, böyle bir oyun olsun. Evet o kısmı çok keyifli. Ama önce aslında bu analizlerle başlamak lazım. Son kısmında da bir prototip yapıyoruz. Düşündüğümüz ne kadar gerçekçi, ne kadar uygulanabiliyor. Ne kadar çok test yaparsanız, farklı gruplarla oynarsanız oyun o kadar verimli ve o kadar etkili hale gelir. Bizim mesela yüzlerce kişiyle yaptığımız oyunlar var, test yaptığımız oyunlar var. Mesela bir Değer Çarkı diye oyun geliştirdik. O oyunu yaklaşık 2 yılda geliştirdik. Defalarca okullarda, kurumlarda, hatta TGV'de de uygulama yaptık. Birçok yerde uygulama yaptık ve sonrasında son halini aldı. O yüzden ne kadar uygulama yaparsak o kadar geri bildirim alıyoruz. Sonra da bir tasarıma giriyor zaten. Son halini veriyorsunuz. Dijitalse de kodlanıyor. İşte yazılıyor zaten o istedikleriniz. Ve böyle çıkarabiliyorsunuz. Bu da bir oyun tasarlamanın aşamaları. Evet, sanırım oyun tasarlamaya çok vaktimiz kalmadı. Ben şöyle şu sözü çok seviyorum. Bizim web sitemizde de görürsünüz. Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız. Aslında oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız. Bernard Shaw'un sözü ve bence çok doğru. Bize hep soruyorlar işte ya hocam hiç yaşınızı göstermiyorsunuz falan. Oyun oynadığım için muhtemelen yaşımı göstermiyorum. Çünkü oyun size bir enerji de veriyor. Aslında bir sürü bunun tıbbi olarak da açıklaması var. MS hastalarıyla da çalışıyoruz biz. Onların aileleri için bir parkur oluşturduk. MS hastası ben de. Aa, gerçekten mi Merve? Aynen öyle. Bursa'da hastaneyle çalışma yapıyoruz. Oradaki doktorlarla çalışma yapıyoruz. MS hastaları çok ağrılar çekebiliyor bu arada. İşte evet. Ellerinde ağrılar olabiliyor, oturamıyorlar. Bazen çok büyük bir ağırlık yükü oluyor üzerlerinde. Görme sorunları yaşayabiliyorlar. Ama bunu dışarıdan biri olarak anlamak çok zor. O yüzden onların yüklerine, ailelerine bir parkur oluşturduk. Biz bu parkurda bir eğitim alıyorlar ve aslında empati kurabiliyorlar. Yani oyun bize birçok şeyi öğretiyor ama bununla beraber aslında birçok hormonu da salgılamamızı sağlıyor. Empati kurabiliyoruz. Kritik düşünme becerimiz gelişiyor. İşte daha mutlu oluyoruz. Daha heyecanlı oluyoruz. Tüm bunları da sağlıyor. O yüzden yaşlanmamak için botoks falan değil. Gerçekten oyun diyorum ben. Oyunla devam etmemiz lazım hayatımıza. Şöyle iletişim bilgilerimiz de burada. Bizim de mottomuz çünkü öğrenmek eğlencelidir. Öğrenmetasarımları.com'a giderseniz bütün bu anlattığım bilgiler de zaten orada var. Biraz sonra dediğim gibi bir Padlet de paylaşacağım. Orada bazı bilgiler var. Eklemeler de yapıyorum. Sizler de lütfen ekleyin. Zengin bir kaynak olsun hepimiz için. Yaptığımız bir takım oyunlar da var. Dijital araçlar da var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz. Şöyle bunu bitireyim şimdilik. Sorularınız var mı? Ya da söylemek, paylaşmak istediğimiz şeyler var mı? Önce onları alayım. Evet. Bence herkes daha çok olsa da süre daha çok süre uzasa ve daha çok bilgi alsak diye bir beklenti içerisinde olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok teşekkürler. Çok keyifliydik. Yani, ben kendi adımı paylaşabilirim ve paylaştığın şeyleri biz de TGV'de aynı şekilde doğru rol model olma, işte yapılacak işin aşamalarının pilotlanması ve benzeri süreçlerin gerçekten deneyimlendikten sonra hayata geçirmesi, yaygın uygulamaya geçirmesi gibi süreçleri de gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde bir uygulamamız var. Senin zaten yaptığınız çalışmalar, işte örneğini verdiğin haklarımı öğreniyorum ve şu anda süreci devam eden trafik etkinliğini de sürdürüyoruz. Çok teşekkürler. Çok güzel ve çok değerli paylaşımlar oldu. Ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Hayır, çok teşekkürler. TGV gerçekten harika çalışıyor. Ben de gönüllüsüydüm bu arada. Bilmiyorum Burak sana söylemiş miydim. Üniversitede gönüllülüğünü yapmıştım. İngilizce dersleri veriyordum çocuklara ve gerçekten hayatımın en güzel dönemleriydi. Evet. Birlikte de çalışmaya devam. Şimdi bir Padlet linki paylaştım bu arada. Şöyle göstereyim. Ben buna eklemeler yapmaya devam ediyorum. Bu açık kaynak. Bizim oyun kütüphanemiz. Lütfen sizde de varsa böyle kaynaklar, kitap önerileri, makaleler buraya direkt şu artıya tıkladığınızda
pat diye yükleyebilirsiniz. Sizde varsa yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bu böyle birlikte oluşturacağımıza bir kaynak olsun. Ben gün içerisinde birkaç şey daha ekleyeceğim buraya. Ama burada okuyabileceğiniz kitaplar var. Özellikle Homo Ludens biraz okuması zor olabilir ama öneririm. Oyunla ilgili böyle kafa açan bir kitap. Oyun ve Bügü Metin Ant'ın bir kitabı. Yine oyunlar tarihiyle, oyunun kültürüyle bağlantısını anlatıyor. Yavuz'un, sevgili Yavuz'un da kitabı var. Altun'un da kitabı var. Bunları da okuyabilirsiniz. Saraydan Sokağa Oyun diye bir kitap var. İlginç. Buna da bakabilirsiniz. Burada makaleler var. Bu arada bizim oyunlarla yaptığımız araştırmalar var. Hem çocuk hakları seksek oyununun, hem girişimcilik oyunumuz var, masa oyunu, onun araştırması var. Bir de mülteci çocuklarla yaptığımız bir makale var. Onu da burada paylaşacağım. Onlarla ilgili bir oyun tasarlamıştık, Renkli Harfler diye. O da burada. Burada videolar ve film önerisi var. Jumanji'yi çok severim. İzlemeyen varsa izlesin. Lütfen siz de ekleyin. Böyle eminim vardır çok güzel öneriler. Linklerde de bizim bir oyun app'imiz var. Bilmiyorum indirenler var mı? Öğretmenler, eğitmenler, aileler için, şirkette çalışanlar için farklı oyun önerileri var. Bunu app olarak da indirebilirsiniz. Aynı zamanda web tabanlı böyle bir takım çalışması oyunu arıyorsunuz mesela. Girip oradan bulabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde de yenileyeceğiz. Bir sürü farklı oyun da buraya eklenecek. Sizden ayrılmadan önce yine bu atölyenin memnuniyet oranını ölçmek üzere bir puls uygulaması yayınlayacağım. Ona katılımınızı rica ediyorum. Hem sonraki etkinliklerin daha verimli olabilmesi adına böyle bir ölçme yapacağız. Katılım sağlarsanız çok teşekkür ederim. Gerçekten iki saat dolu bir çalışmada bizimle olduğunuz ve bizimle deneyimlerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler. Hepiniz çok kıymetli şeyler paylaştınız. Keşke süre daha uzun olsa ve gerçekten daha çok şey paylaşsak. İhtiyacımız var. Hele bugünlerde inanılmaz birbirimizi görmeye, birbirimizi duymaya ve birbirimizi öğrenmeye ihtiyacımız var. O nedenle herkese çok teşekkür ederim.